Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 12'ye kadar 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için programın ilk bölümünü biliyorsunuz size açıyoruz. 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu, bu numaradan rahatlıkla bana ulaşabileceğini söyleyeyim. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesapları mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii günün öne çıkan başlarına şöyle bir göz atalım derken Amirli Kadın Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası gruplarındaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etmeye başardı. İlk 2 maçını kazanan Milliler yoluna kayıpsız devam ediyor. Filenin Sultanları gruptaki 4. maçını bugün saat 20.30'da Finlandiya ile yapacaklar. Onlara da şimdiden başarılar diliyoruz. Tabii hafta sonu programımız yoktu. Gaziantep Beşiktaş maçında sahayı ambulansla takip eden Ensakala ya da geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Hakikaten her zaman söylüyoruz, futbolcunun sağlığı, futbolcunun hayatı her şeyden çok daha önemlidir. Ensakala'nın da zaten durumunun çok çok iyi olduğunu kulübden yapılan açıklamada var. Bir hafta sahalardan uzak kalacağı söylendi. Kendisi de önümüzdeki günlerde tekrar formasına kavuşacak. Tekrar hem Beşiktaş'a hem Beşiktaş camiasına hem de Ensakala'ya ve ailesine de tekrar geçmiş olsun diyelim. Konu başlıklarına geçelim isterseniz. Fenerbahçe son nefes, özellikle hafta sonunda biliyorsunuz Fenerbahçe 2-0 kazandı ama Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden Fenerbahçe seyircisinin önünde ilk maçta Antalya Spor'u son dakikalarda atmış olduğu golle 89 dakikada Miyazay ve 90+2'de Valencia'nın golleriyle 2-0 geçmeyi başardı. Burada tabii maçın yıldızı kim derseniz bu anlamda ben biraz Pereira'yı ön plana çıkarmam gerekiyor. Sahaya sürmüş olduğu 11, daha sonra da yapmış olduğu değişiklikler, değiştirdiği 4 ismin ikisinin gol atması, ikisinin asist yapması bence maçın artı hanesine Vitor Pereira'yı yazmaktadır. Dün tabii maçın bittikten sonra Galatasaray kaptanı Arda Turan Fenerbahçeleri kızdıran bir paylaşım yaptı. Arda Turan Instagram hesabından siyah bir resim paylaştı ve alt kısmına da bir gülücük emojisi koydu. Ondan sonra da zaten ortalık birbirine girdi. Hem sosyal medyada hem de kulüpler anlamında demeyelim de kulüp taraftarları anlamında bayağı tepkiler oluştu Arda Turan'a. Evet, genel anlamda konu başlıklarımız bu. Hafta sonuyla ilgili sizlerin değerlendirmesini almak istediğim belirteyim ama tabii dünkü maçla ilgili de pozisyonlarla ilgili de programın ikinci bölümünde Ömer Faruk Günal hocamız bağlanacak. Hem hafta sonu oynanan maçları değerlendirecek hem de zaten biliyorsunuz işte hakemlerle ilgili verilen kararlarla ilgili özellikle dünkü maçta çok fazla pozisyonlar tartışıldı ama o pozisyonlarla hakkında da sizlerin görüşleriniz çok çok önemli olduğunu söyleyeyim. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun da bir kez daha açık olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle isterseniz bir ikinci haftaya bir bakalım. Haftanın bir değerlendirmesine bakalım. Yani maçlara bir bakalım. Bugün biliyorsunuz 2 maç var. Onu hemen söylemek istiyorum. Onunla ilgili zaten detaylı bilgiler birazdan gireceğim. Trabzonspor, Demir Grup, Sivas Spor ve Galatasaray, Atakaş, Hatay Spor maçları var. İsterseniz ilk dinleyicimizi alalım. Ters köşeyi açalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Ben İstanbul'dan Ahmet. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikli olarak dünden beri başta Arda olmak üzere inanılmaz derece Fenerbahçe taraftarını gerdiler diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir iki şey demek istiyorum. Buyurun. Aygün abi. Hatırlarsanız geçen sene Fenerbahçe'nin birçok maçta ciddi manada puanları hakem hatalarından dolayı gasp edildi. Şimdi dünkü maça bakıyorum ben. Dünkü maçta herkes penaltı tartışmasını yapıyor. Ama genelleme itibariyle ilk başta ben de baktığımda penaltı olarak gördüm. Hatta gol olunca da özür dilerim, dedim ki bu herhalde sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor. 2-0'dan 1-1'ler diye. Bu şekilde düşünürken daha sonra dikkatimi çekti. Antalya Spor'un teknik heyetinin
maçı pozisyonuna takip etmeleri diye. Ersun Hoca'nın şey diyorsun evet, değil mi? Evet. Ve orada yüz ifadelerinden ben işte, herhalde dedim penaltı değil. Daha sonra zaten Ersun Hoca orada omuz işaretini yaptı, omuzuna çarptı diye. Evet. Hı hı. Daha sonra bu kuralla alakalı internette kuralın açılımı anlatıyla ilgili yazılar paylaşıldı ve birçok hakem, eski hakemler buna penaltı değil derken bir iki tane yeni kuralı bilmeyen hakemler çıktı, buna penaltı dediler. Hı hı. Ancak ben şuna kanaatimi anlayamadım. Tamam. Penaltı olduğunu farz edelim. Mesafe çok yakın. Şimdi o mesafe kısmı da var biliyorsun. Mesafe çok yakın ve futbolcu da elini kaçırmaya çalışıyor. Ondan dolayı... Aydın abi onu da geçtim. Onu da geçtim. Bu pozisyonun öncesinde offside var. Kimse bu offside'ı tartışmıyor. Niye offside? Ya farz edelim bu penaltı oldu ve Fenerbahçe bu maçtan da 1-1 2 puan kaybetti. Bu sefer hiç kimse çıkıp diyecek miydi kara gece diye? Ya Arda gibi bir futbolcunun bunu paylaşması, ki Arda öyle bir Galatasaraylı futbolcuya yakışmayacak kara gecelere imza attı ki, böyle bir futbolcunun kalkıp da taraftarı germeye hakkı yok. Keza kalkıp da pozisyonu bilmeyen ya kuralları bilmeyen bir futbolcunun bu şekilde paylaşım yapıp taraftarı birbirine sokmasına ben mantık erdiremiyorum. Keza birçok buna penaltı diyen hakem, eski hakemler de oldu. Bunların da hala eski kafada olup da yeni kuralları bilmemesi futbol olarak... Ama ben bugün baktığım zaman, sabah baktım mesela, bütün hakem yorumcuları zaten verilen kararın hepsinin doğru olduğunu söylediler. Yazmışlar. Doğru söylediler. Yani. Deniz Ateş Biter en basit örneğini söyleyeyim. Dün akşam kalktı penaltı dedi. Ondan sonra yayından sonra kalktı, tweetini gördüm. Penaltı öncesinde offside vardı dedi. Şimdi sen önce penaltı diyorsun. Yayında penaltı birbirine, diyorsun. Evet, taraftarı birbirine sokuyorsun. Daha sonra kalkıyorsun. Pozisyon içinde penaltı değil, offside vardı diyorsun. Yani şimdi benim anlayamadığım olay, Fenerbahçe olunca bu kadar net bir kati kararlar veriliyor. Çok rahatlıkla kararlar veriliyor. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin ilk attığı gol, pay olarak kesilen golde ne vardı da o golümüz iptal oldu? Yani burada hakemden şikayetçi olması gereken takım Fenerbahçe taraftarı olması gerekirken biz ağzımızı açmıyoruz. Geçen sene ki bu hakemlerden isyan edilen takımın taraftarlarına bakıyorum, takımlara bakıyorum. Ya 10 yıldır bunlarla şampiyon olanlar sizlersiniz. Ne oldu? Aynı hakemler kalkıp da hadi ya diyelim ki yanlış bir hata verildi. Yanlış bir hatadan dolayı kara geceleri bağlamanın mantığını ben kavrayamıyorum. Beşiktaş taraftarı dün gece varyansın yapıyorlar. Kusura bakmayın. Geçen sene siz bu hakemlerle şampiyon olduk diyen yok. Ya şimdi demek istediğim konu bunlar. Bir de Aygün abi, bu Fenerbahçe'nin forvet hattıyla alakalı hala bir gelişme olmadı. Gerçi Twitter üzerinden takip ediyorum sizi. Bir iki gelişme var herhalde ama taraftarla bunu paylaşmıyorsunuz. Siz yok herhalde. Paylaşıyorum ben, Charlotte dedim. Fenerbahçe Ajans Spor'da da yazdım biliyorsun. Hafta sonu bu konu bayağı TT olmuş. Ben de sonradan gördüm. Çok fazla böyle şeye girmiyorum sosyal medyaya. Sadece bakıyorum ne oluyor, ne bitiyor diye. Fenerbahçe Spor Kulübü yalanlama geçmiş ama yalanlama tabii rakam üzerinden, Charlotte üzerinden değil. Benim vermiş olduğum rakam üzerinden bir yalanlama geçmiş. Ama ben Fenerbahçe'nin Charlotte'da Charlotte'u getireceği yönünde çok sağlam bilgi aldığım için bunu paylaştım. İnşallah Fenerbahçe'nin bence gelir. Fenerbahçe'nin bence yani ihtiyacı olan tek şey forvet, açık söyleyeyim. Kanat oyuncusu gelirse ben yani çok yani çok aciliyeti bir şey yok, ben sana söyleyeyim. Ya Aygün abi kanatlardan pas çıkamıyoruz. İçeri ya dünkü maçı takip ediyorum. Çok güzel presimiz var. Çok güzel mücadelemiz var. Ama yani bitiriş yapabilecek ne futbolcumuz var ne kanatlardan güzel orta yapabilecek. Mesela Ferdi. Ya tamam, ben Ferdi'yi gerçekten çok seven bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ancak ya Ferdi'nin spora katkı yapabileceğine inanamıyorum. Yani en azından Ferdi'nin yerine ne bileyim veyahut da daha iyi bir kaliteli bir kanat oyuncusunun gelmesi daha iyi olacağı kanaatindeyim.
Peki. Bu arada Ergin abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ulukno ile her konuda anlaşma sağlanmış. Şimdi Stefano Denvis'in de şöyle bir bakayım. Ondan sonra reklama gidelim. Hem Transfermarkt'a bir bakmak istiyorum. Hem piyasa değerine 3,5 milyon euroymuş. 2022'de sözleşmesi sona eriyormuş. Ulukno kulübü ile her konuda anlaşma sağlanmış. Biliyorsunuz stoper bölgesini Sayın Abdullah Avcı'nın da özellikle istediği bazı transferler vardı. Bu konuyla ilgili de önemli gelişmeler başlamış. Stefano Denvis Trabzonspor'la prensiple anlaşma sağlanmış. Hem kulübü hem futbolcuyla anlaşma sağlanmış. Son dakika gelişmesini öyle verelim. Yani Trabzonspor bir stoper daha aldığını belirtelim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Trabzonspor'un transferini bir daha söyleyelim. Stefano Denşvil Trabzonspor yolundaymış. Hollandalı futbolcu ve kulübü Bologna ile her konuda anlaşma sağlanmış. Stoper biliyorsunuz 3,5 milyon euroda piyasa değeri olan bir futbolcu. Trabzonspor'la her konuda anlaşma sağlanmış. Hem kulübüyle Bologna ile hem de futbolcuyla tahmin ediyorum. Trabzonspor kulübü de birazdan bu konuyla ilgili resmi açıklama yapacaktır. Belki de birkaç güne kadar da futbolcuyu Türkiye'ye getirip imzaya attıracaktır. Günaydın. 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 Kolay gelsin abicim. Teşekkürler. Kime görüşürüz? İstanbul'dan Kenan. Buyurun Kenan Bey, hoş geldiniz. Ben Aymin abi futbol severim. Yani bütün renkleri ayrı ayrı seviyorum, saygı duyuyorum, keyifle izliyorum. Ama işte sizi dinliyorum ben. Her sabah bugün bağlanma ihtiyacı duydum. Yani bu Twitter'da kara gecedir, beyaz gecedir. Yani hiç kimse düşünmüyor ki Türk futbolumuzun nerede olduğu, nasıl olduğu. İşte bu tweet atan futbolcu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin onların sayesinde Türk futbolunun nerede olduğunu şöyle bir düşünüp de empati yapmadan bir başka takımın hakkında bu gibi tweet atmaları ben bir futbol sever olarak beni bir üzdü. İkincisine de geleyim. Aygün abi, bu futbolcuların ve bu renklerin peşinde giden sevgili seyirciler, renklere gönül vermiş kişiler, maç bitene kadar, cebinde son 20 lirası kalana kadar gönlünü ve parasını vermiş kişilerdir. Ve bu kişilerin hakkında bu şekilde tweetler atıp da, yani gönül verdiği renklere tweetler atıp da üzmek gibi bir hakkı yoktur. Ben bunun için aradım sizi. Peki. Ben bunu bütün takımlar için söylüyorum Aygın abi. Hı-hı, yani hı-hı. Sadece şu takım bu takım değil. Ya ne olursunuz ya. Bakın çok zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar en azından cumartesi pazar günü keyif aldıkları, gönül verdiği renklere saygılı olalım. Ben bunları konuşmak için aradım. Çok Peki. seviyorum sizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun, çok mersi. Evet, Arda Turan'ın Instagram'dan yapmış olduğu bir paylaşımdı. Tabii o paylaşımla ilgili çok da fazla yorum yaparım da Arda Turan'la ilgili. Konuşmaya kalksam herhalde programın uzunca bir süresi Arda Turan'a gider. Daha öncekini yapmış olduğu hareketleri, davranışları. Keşke hadi en son hareketten bile, marka olayında bile Arda Turan neredeydin sevgili Arda derim. Neredeydin? Ne yaptın? O futbolcu, genç futbolcuya sahip çıktın mı? Ne yaptın derim yani marka olayında Arda, sevgili Arda. Daha önceki olayları söylemiyorum bak. Milli takım olayları, hastane olayları, disco olayları, bir sürü olayları var. Onların hiçbirini saymıyorum. En son marka olayından bile, madem bir Instagram'dan paylaşım yapıyorsun, keşke o genç kardeşime saldırıldığı zaman, senin takım arkadaşın, milli futbolcuya saldırıldığı zaman da keşke bir paylaşım yapsaydın veya orada seni görseydik sevgili Arda. Veya ertesi gün bu genç kardeşi alıp öperken, destek verirken, ne bileyim kolunun altına almışken bir fotoğraf paylaşsaydın ki sevgili Arda kardeşimiz derim. Çok şey söylerim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, ben Ümit Sağlam, Samsunluyum. Sultan Gazi'den bağlanıyorum. Oo, Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağzınıza sağlık bu arada. Yani çok güzel yerlere değindiniz. Yani aynı şekilde yani bir insan kendine bakmalı önce. Yani gerek ondan yok böyle sonra, bir şeyle ilgili. Yani gerek yok yani. Ki, futbolu germeye yani, gerek yok yani. Zaten futbolu gere. İnsanlar zaten polemik patlayacak yer arıyor. Sen bu insanların altına dinamit koyuyorsun. Ateşi yakıyorsun, atıyorsun fitili. Ondan sonra millet birbirine giriyor. Gerek yok bunlara. Aygün Bey zaten dikkat ederseniz 15-20 yıl
yani 10-15-20 yıl civarı, son 10-15 yıldan sonra bu, yani 2006-2007 en doğru 2008'den sonra yani Türk futbol tarihi, yani futbolumuz büyük bir düşüşte. Evet. Yani bu bir Beşiktaş bir sivrildi böyle, hani uç noktalar olur ya. Hı-hı. Beşiktaş kafasını kaldırmaya çalıştı. Onda milli takım Şenol Güneş'e alaraktan Beşiktaş'ın kafasına vurdular. Beşiktaş'ı düşürdüler. En iyi kadromuzla şampiyon olamadık. Üçüncü olduk. Doğru. Yani az bir şey güzel, ülkemizde güzel o sene kupa gelebilirdi yani, biliyor musun? Şampiyonlar Ligi o sene kupa gelebilirdi ha. Kadro da çok iyiydi. Beşiktaş açısından söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne geçtim. Avrupa Ligi'ni biz hala nasıl alamadık? Hala ona inanıyorum evet, yani. Da var ya. Yani evet, Lyon'u geçsek zaten o sene %90 şampiyon evet, olurduk gibi geliyor. Doğru. Yani devamlı polemik yarata. Şenol Güneş'in üstünde devamlı tartışma çıkaraktan. İşte milli takım şöyle, milli takım böyle. Ya kardeşim, bir ülke eğer milli takım iyi gidiyorsa milli takıma bırakın, milli takım iyi gitsin. Beşiktaş iyi gidiyorsa Beşiktaş önünü kesmeyin. Veya Galatasaray, Fenerbahçe artık mesela Sivasspor. Sivasspor iyi gidiyor değil mi Rıza Çılınbay'la? Evet. Rıza Çılınbay'ın önünü kesmeyin. Adam bırak gitsin, üzerine 2-3 tane daha takviye yapsın. Hemen bir tartışma işte Beşiktaş'ın başına gelebilir mi? Sergen Yalçın imza atmadı, hemen işte Rıza Çılınbay mı gelecek? Acaba kim gelecek ya kardeşim? Sergen Yalçın Beşiktaş'a başarılı olduysa Sergen Yalçın ne yapmak, ne edip Beşiktaş'ın başına tutmaya çalışmak lazım. Tartışma, polemik yaratmaya gerek yok. Yani bizim ülkemiz polemiklerle nem alınıyor. Yani bizim ülkemiz polemiklerle haber besleniyor, yapıldı. Besleniyor, doğru. Yani bu böyle olmamalı. Yani ülkemizi iyiliklerle tartışalım. Nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl daha Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor daha nasıl daha iyi olabilir? Bunu tartışalım. Neymiş? İşte taraftarlar küfür etti. O hafta tribüne yasak. Ya kardeşim sen tribüne niye yasaklıyorsun? 10 yaşındaki çocuk tribünde olmamalıymış. Ya kardeşim bu futbolu kim izleyecek? Bu çocuklar, taraftarlar stadyuma yetişerekten tribüne gelir. Tribün yani, nerede acaba? Şunu söyleyeyim. %50 kapasite diyor ama tam %50 de dolmuyor galiba. İnsanlar çoluğunu çocuğunu götürüyordu. Tabii, yani bu aşıdan tabii. dolayı galiba demin de öyle bir yerde bir şey okudum da sizle konuşurken. Belki de bu aşı hikayesi çocuklardan dolayı da maalesef olmadığından dolayı götüremiyorlar. Ya ben babamla mesela 29-30 yaşındayım. Ben babamla 2-3 defa maça gittim biliyorum. O 2-3 defa gittiğim maç günü bana bayram günü gibi geliyordu. Ben oğlumun yanımda görmedikten sonra, onun gözündeki mutluluğu ışık diye hissedemedikten sonra tek başıma maça gitsem ne oldu, gitmesem ne olur. Ya kardeşim nasıl yönetiyorsunuz bu futbolu ya? Doğru. Peki. Nasıl yönetiyorsunuz bu futbolu? Peki. Yani demek istediğim Aygün Bey, yani balık baştan kokuyor. Ya bir kültür, yani bizim kültürle alakalı herhalde bu. Yani bizim birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Peki. Kendimizden birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Mesela sabah programları izliyorum. Gerçekten Barış Ertuğrul Bey çok güzel yerlere değiniyor. Ya adam yani her şeyi doğru mu konuşur? Yani gerçekten her şeyi doğru konuşuyor. Evet. Yanlış bir şey konuşmuyor ki adam. Bir de adam o kadar da objektif. Tarafı da belli. Fenerbahçeli. Ben Beşiktaşlıyım ama ben beğeniyorum. Adam doğruları söylüyor kardeşim. Doğru. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Hikmet. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Çok mersi. Yasin Nacak. Merhaba abi, günaydın. Fenerbahçe'de Şorlont yalanlaması gelmedi. Sadece 15 milyon euro yalanlandı. Kolisinec ve Şorlont bu hafta açıklanır mı? Bir de kimin ve Muhammed'i nasıl buldun? Kim tabii dün ilk maçıydı. Arkadaşlarla tabii antrenman farklı, maç farklı. Birkaç hafta sonra tam anlamıyla bilgi sahibi olacağız. Ama tabii ufak tefek hatalar oldu mu? Oldu ama göze hoş gelen bir futbol ortaya koyuyor. Sağlamcı, onu da söyleyelim. Bir de kafa vuruşu vardı zaten, gol olmayan. Kaleci son anda kurtardı. Ama genel anlamda görüntüsü iyi. Dediğimiz gibi, ama ileriki dönemlerde daha net kararımız olacak, belli olacak. Muhammed'i zaten biliyoruz. Genç kardeşimize sevgili Vitor Pereira şans veriyor. Öbür Charlotte konusunda zaten söyledim. Kolisinac'la ilgili de biliyorsunuz Arsenal'le Arsenal'le görüşmeler çok olumlu bitti zaten. Tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde bu transfer açıklanacak gibime geliyor. Bir mesaj daha okuyalım. Ondan sonra şeye dönelim. Merhaba, iyi yayınlar. Mesajın altında kocaman yazmışsınız hem de. Bu mesajda hakaret yoktur. Lütfen tam okur musunuz diye tam okuyacağım. Söz veriyorum. Abi geçen sezon Beren Bey sürekli bir şeylerin takipçisi oluyordu. Bu sezon mutludur herhalde. Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı, o penaltı doğru. Verilmedi penaltısı. Antep'e verilmeyen kırmızı kart. Antalya'nın verilmeyen penaltıları. Ortada adil olmayan bir tablo, puan tablosu var demiş. Kim demiş? Gökhan Toroman kardeşimiz demiş. Gördüğünüz gibi de mesajınızı okuduk. Günaydın. 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 Merhabalar, İzmir'den Tarık Millet ben. Nasılsınız Tarık Bey? Hoş geldiniz. Buyurun. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun. Buyurun Tarık Bey. Dün maçı izledik. Tabii gene son dakikaya kadar
ağzınız, aman yüreğimiz ağzınızda bekledik. Hani 3-4-3'e dayatma var işte. O sistemi oturtmaya çalışıyor. Şöyle düşünüyorum ben. Şu anda ekranımda son şampiyonluğumuzun kadrosu açık. 2013-14. Şimdi orada da üçlü ileri forvetimizdi değil mi? Hı hı. Pierre Webo, Dirk Kuyt, işte Mustasov, evet onlar vardı. Arkasında Baroni, Emre. Zannedersen defansta Bruno, ondan sonra Serdar mı? Gökhan Gönül, Caner Erkin, kanatlar çok iyi işliyordu. Hani bir sistemin güzel işleyebilmesi için uygun futbolcular olması lazım. Dün bizim sağ kanattaki çocuk Ferdi ile Osayi iki kanadı mı demek istiyorsun? Osayi evet, sadece top sürme özelliği var. Adam çalım atamıyor, düzgün pas atamıyor. Ortalar karşısındaki adama çarpıyor geliyor. Yani Gustavo bile dün çok iyi diyorsunuz ama ben beğenmiyorum. Her topu aldığında bir kere geri pas çıkarıyor. Yani, eskiden daha fazlaydı. Şimdi biraz daha ileriye dönük oynamaya başladı. Tek bir hareket yaptı. İki kişi ekarte etti. Arkasını döndü. İlerledi hani. Hı hı. Onu yapması gerek. Geri dönmemesi gerek. Orta sahada daha yaratıcı bir futbolcu lazım. Yani bu sistemle çok zorlanacağız biz. Yani, ama bu sistem kolay değil tabii. Elindeki kadroya göre bir şey değil ama dünden itibaren, yani şimdi Fenerbahçe'nin çok fazla pozisyona girmesi, daha çok hareket etmesi, rakibe karşı alanda baskı kurması, futbolun 90 dakika olduğunu unutmamaları, son saniyelere kadar gol aramaları, bunlar artılar. Bir de şeyler var. Vitor Pereira'nın da dokunuşlarını da söylemek lazım orada. Yani maçı çevirecek hamleler yaptığını da görüyorsun hocanın. Yani şimdi geçen hafta Adana Demirspor maçında gene aynı şekilde. Bu hafta dünkü maça da baktığın zaman Pereira'nın da dokunuşları var. Kolay değil şimdi, biliyorsun Antalya kalenin önüne otobüs koyan bir takım. Öyle bir takıma kolay gol atmak kolay değil. Yani şimdi öyle diyorsunuz da yani onlar da çok pozisyon buldu. Hatta kaleci Altay'ı da tebrik etmek lazım. Yani çok teknik futbolcumuz da yok ama sahadaki boşlukları yukarıdan görüyorsunuz, düşünüyorsunuz ya bu araya nasıl pas atamıyor da geri dönüyor, bu araya nasıl pas atamıyor da geri dönüyor. Hani bunlara çalışmaları lazım. Her takım dikine oynayan takımlar her zaman daha efektif oynar. Yani ben görüyorum Beşiktaş mesela geçen yıl dikine oynuyor diye ara pasları atıyor, adamlar geçiyor, gol atıyordu. Yani anlamıyorum, bu Fenerbahçe'de ne var? Yani futbolcuları... Şimdi şunu söyleyelim Tarık Bey. Şimdi transfer yapılacak. Yani bir kanat geliyor, bir forvet geliyor. Onu söyleyelim. Tamam, gelecek. Onları da göreceğiz. Şimdi onları gördükten sonra bir de tabii önümüzdeki hafta Fenerbahçe İzmir Altay deplasmanı var. Altay maçı da çok önemli. Mustafa Denizli 2-2 gidiyor. Ve inanılmaz yani, güzel bir futbol oynuyor Altay. Keyif veriyor. Yani bakın, evet. Haklısınız, devam edin. Ondan sonra bir milli takım arası var o maçtan sonra. Ondan sonra biraz daha taşlar yerine otur gibime geliyor. Yani biraz daha sistemin oturması anlamında Sayın Tarık Bey. Şimdi hep böyle ileriye umutla bakıyoruz ve bence göle maya çalıyoruz hani. Aynen ya. O futbolcu tutacak mı? Bu tutacak mı? Ne yapacağız? Fenerbahçe karşı takımı heveslendiren bir futbol oynuyor. Gel arkadaş, bak benim üçlüm var. Arkam boş. Oraya uzun top. Tabii yani çok hızlı takımlar, arkaya atılan toplar sıkıntı yaratıyor. Hala atarsın golünü. Fenerbahçe doğru davet ediyor karşı takımı. Son yıllarda öyle. Kimse bizden korkmuyor artık doğru düzgün. Ama yani şu anda büyüklere karşı bütün takımlar aynı şekilde. Anadolu takımları gelip tıkır tıkır istedikleri gibi geliyorlar, oynuyorlar. Deplasman kalmadı artık, ben size söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde kendi sahanda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Anadolu takımlarına karşı çok sıkıntılı maçlar yaşıyorlar. Sadece yaşıyorlar, Fenerbahçe açısından değil bu. Hepsi açısından. Haklısınız da Fenerbahçe genelde davetkar oynuyor yani. Benim gördüğüm peki, o. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun Tarık Bey, kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok mersi. Mustafa Eren, Ensar
Koç, Mustafa Eren Ensar Koç ne demiş? Abi günaydın, ben Mustafa Ankara'dan. Forvetsiz Fener ne kadar ileri gidebilir? Bir de sence tribünler çok boş değil mi? Evet, bana da boş gibi geldi. Dediğim gibi herhalde bu hala PCR testleri, aşılar maşılar, o süreler, olanların süresinin dolmaması, bir de bunlarla ilgili yaşanan sıkıntılar da var. Yani adam her şeyi yerine getirmiş, aşısın olmuş, süresi geçmiş, yani şey süresi geçmiş, 14 günü geçmiş veya PCR olmuş, PCR testlerini yapmış, o 48 daha sonra 72 saate çıkarıldı, o süreler de tamamlamış olan, fakat bilet alamayan da bir sürü, orada da bir sıkıntı var, o da çözülmeye çalışılıyor. Onlar da belki hallolduktan sonra biraz daha dolacak gibi gözüküyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Teşekkürler. Kimle görüşüyorum? Çok mersin. İstanbul'dan Murat ben de. Allah'a sular. Ha kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ligler başladı. 2 haftadır her programda 80-90 defa arıyorum. Ligler başladı. Telefonu bir türlü düşüremedim 2 haftadır Allah aşkına. 2 haftadır sürekli. Ligler başlamadan önce haftada 2-3 kere düşürüyordum. Şimdi düşüremiyorum biraz artık. Biraz zor oluyor. Dinliyorum evet. Murat. Aygün abi, ben şey söyleyeceğim, biz şu Helsinki maçında verilen yayıncı kuruluşun kamerası, sizle şey yapabilirsiniz. Çok uzaktan çekti size, farkındaysanız yayını. Çok uzaktan çekti, yani top uzak noktadayken resmen televizyonun dibine girdik, yani çekimi çok kötüydü. Yayın kalitesi. Uzak noktadayken çekimi çok kötü, yani hiç yakınlaştı, sadece taşlarda yakınlaştıyordu, yani görmek için. O kadar zorlanıyorduk ki. Anladım. Yani bir de Fenerbahçe'nin gidişatından memnunum şu anda. Hı hı. Yani memnunum takım olarak. Anladım. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Bir konu için ben aradım aslında. Bu aşı olayında gidemiyoruz zaten şu anda da arkadaşlarım dediği gibi. Yani aşı bu kadar güvenilir. Tamam, güvenilir. Ama sen aşı güvenilir, aşılı olanları alıyorsun stada. Bu sefer %50 şartı koyuyorsun. Niye %50 şartı koyuyorsun abi? Ben bunu çözemedim. Ha şey diyorsun sen. Aslında baktığın zaman çok doğru söylüyorsun sevgili Murat. Şimdi tribünlere baktığın zaman %50 kapasite var diyor. Doğru. Ama zaten o taraftarlar iç içe. Hepsi iç içe abi. Adana yani Demirspor yüzden, taraftarını hayır, görmedim. Sadece Adana Demirspor anlamını söylemiyorum sevgili Murat. Yani tribünlerin çoğunda genel olarak bizim tribünlerde zaten. Hı-hı. Tribünlerin hepsi boş. Fenerbahçe tribünlerinde. Orada hemfikirim sen. Hepsi aşılı. Hepsini uygulamışsa. Tamam, güvenilir. Niye 150 alıyorsun abi o zaman? Zaten dediğin doğru yani. %50 kapasitede bile insanlar yan yanaysa sen bunu %70, 75, 80'e doğru yavaş yavaş çıkarabilirsin. Doğru söylüyorsun. Ya, yani %100'de %50'nin arasında hiçbir fark yok ki. Hiçbir fonksiyon yok. Yani kalan 50 de zaten iç içe. Tamam, aşı güvenilir. O zaman bırak. Vatandaş maçını seyretsin. Doğru. Doğru. Bana çok mantıksız geliyor abi. Doğru. Ben de aynı düşünceliyim sende. Çünkü zaten statlarda taraftarlar iç içe. Çoğunda maske de yok. Aşıdan dolayı da çok dar. Çoğunda açık da %99'u yok. Çoğunda tezahürat ediyorlar yani, abi. Yani maskeli ben açık hava, zaten açık hava falan. Nadir. Aynen, açık hava. Doğru söylüyorsun aslında. Hepsi zaten. Yani tezahürat yapanlar zaten iç içe. Onlar da zaten maske takması imkansız. Gelebilirler diyorsun. Doğru. Yani mantıksızlık. Yani mantıksız. Bana pek şey gelmiyor peki, yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. İyi yayınlar abim benim. Sağ ol. Çok mersi. Nazım Leyla Demirci'm, Aygün Bey günaydın. Dün akşam Fenerbahçe maçtaki seyirci azlığını geç saate mi yoksa aşıya mı ya da Fener'in oynadığı futbola mı bağlıyorsun? Bir de Arda'nın attığı tweet Arda geçmişteki karanlık geceleri anlatıyor herhalde. İyi yayınlar demiş. Şimdi zaten Murat Bey'le o konuyu konuşmuştuk sevgili Nazım Leyla Demirci'ye de cevap gelmiş olsun. Tarık Suzan. Aygün abi, ben Tarık Bursa'dan. Ben bu insanları anlayamıyorum. Hayretler içerisinde dinliyorum. Herkesin derdi Fenerbahçe olmuş. Ayıptır, günahtır. Bu işin Fener'i Beşiktaş olmaz. Olmayan penaltıya bir insan penaltı der mi? Bunun için isyan eder mi? Olacak şey değil. Yazık demiş Tarık Suzan. Evet, saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam ediyoruz. Ters köşe bütün hızıyla devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Bir kan anonsu yapalım da, bu önemli çünkü dünden beri hakikaten bu kanı bulmak için yoğun bir hem sosyal medyada da çok büyük etkileşim var. Göztepe Medeniyet Profesör Süleyman Yalçın Hastanesi'ne yatan Aysel Altekin için 0 RH pozitif aferez veya kırmızı kan bağışı yapılacak. Yapacak olan kişilerin Kartal'a, Kızılay, Kuzey Marmara Bölge Hastanesi merkezine bağışta bulunmalarını rica ediyorlar. İletişim Sibel Hanım'mış. 0542
271-21-27. Sibel Hanım iletişim numarası 0542-271-21-27. Tekrar söylüyorum, Medeniyet, Göztepe Medeniyet Profesör Süleyman Yalçın Hastanesi'nde yatan Aysel Altekin için 0 RH pozitif aferez veya kırmızı kan bağışı yapılacakmış. Bu bağışı yapacak olan kişilerin Kartal, Kızılay, Kuzey Marmara Bölge Hastanesi, Bölge Kan Merkezi'ne bağışta bulunmaları rica olunuyormuş. Çok teşekkürler. Tekrar bu bağış anlamında destek olan kişilerden de şimdiden teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu kan bir an önce bulunur. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhabalar. Gelsin. Teşekkürler. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Alp Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Buyurun. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş taraftarıyım. Ben diyecektim, acaba Alp Bey Galatasaraylı mısınız diyecektim. Yok abi, Allah korusun. Hayır, Allah korusun. Öyle şey değil. Hani bir an Alp'ten, Alp Yalman isminden falan filan, yaş itibarı belki genç dedim, anladın mı? Öyle şey var, Allah korusun. O anlamda. Ya o gönül verdiğiniz takım, hani şey, o biz latife yapıyoruz yani. Tabii. Buyurun. Her takım bizim. Abi şunun için sabahtan bilmiyorum, dinleyemem, daha yeni açtım radyoyu da, sabahtan şey konuştum mu, herhangi bir başlık var mıydı, ondan da konuşabiliriz ama yoksa. Alp, yani genellikle maçı konuşuyoruz. Maçla ilgili konuşuruz istersen. Tamam. Arda Turan'ın paylaşımını konuşabiliriz. Sana kalmış bir şey yani. Amirli kadın voleybol takımımız 3-3 yaptı. Bu akşam 4. maçı var. Onu konuşabiliriz. Sakala'nın durumunu konuşabiliriz. Yani güzel giden o abi zaten. Yani bizim ülkede genelde Allah'tan kadın voleybol takımımız vardı. Evet. Bizim Filenin sultanları. Böyle muhteşemdir yani, onlar maşallah. Yani çoktan şey, böyle tartışmasız, bizi böyle sürekli tartışmaya itmeyen bir takım. Göz bebeklerimiz yani. Aynen. Hocamız Giovanni de çok iyi. Buyurun. Çok sempatik ya. Adam da çok fena. Ben onu röportaj yaptım. Yani röportaj yapamadım gülmekten. İnanılmaz espriler yapıyor. Ya çok vallahi, çok keyifli bir insan. Isınmış bize. Zaten şey oluyorlar abi. Onlar Akdeniz insanı, bize de yakın oluyor biraz. Bir de bak, çok önemli şey. Sporcular çok seviyor hocayı. O da çok önemli. O ya, başarıyı getiren o abi. Aynen, zaten. Çok seviyorlar. Aygül'e sevgiyle geliyor başarı. Şimdi Ensakan'ın durumu abi, geçmiş olsun. Tabii korkuyoruz. Eriksen'den sonra ekran başında biz de korktuk. Zaten hani maç ne oldu ne bitti diye çok da şey yapmadım açıkçası. Hani maçı izlerken. Zaten maçın sıkıntısı da şuydu. Yani Antep hakikaten iyi oynadı. Verilmeyen penaltımız var ama çok yani, artık bismillah 2 hafta oldu. Biz futbol taraftarı olarak biraz dedirdik abi galiba. Yani 2 hafta oldu daha. Yok dün Fenerbahçe ile ilgili. Yani Arda Turan paylaşımı konuşmaya gerek yok. Ben hiç yani kale alınması gerektiğini düşünmüyorum. Yani gereksiz şeyler. Ben de izledim dün maçı. Beşiktaş taraftarıyım ama Fenerbahçe'nin penaltı falan değil abi. Böyle penaltı olmaz. Adamların golü verilmedi. Bence golden önce foul yok. Yani bunlar artık foul çalınmaması lazım. Bunlar çok basit şeyler. Yani çok basit kararlar bunlar. Dünyada bunlara faul falan çalınmıyor artık yani. İngiltere maçlarını izliyor mu bilmiyorum bizim ülkedekiler ama bunlara, yani bunu İngiltere'de falan çalsalar gülerler adama yani. Foul diye. Adamların golü mesela bariz. Benim görüşüm. Yani biraz objektif olmak lazım. Daha 2 hafta oldu. Bismillah, ne oluyoruz abi? Yani bu bir son dakika gelişmem var. Onu bir söyleyeyim istersen tamam sevgili abi. Kardeşim. Fenerbahçe'den TFF'ye tazminat davası. Fenerbahçe Spor Kulübü 2010-2011 sezonu için TFF 250 milyon lira tutarında tazminat davasını açtığını açıkladı. Detayını birazdan vereceğim. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu'na tazminat davası. 2010-2011 sezonu için TFF 250 milyon lira tutarında tazminat davası açtığını açıklamış. Buyurun, sizi dinliyorum. Tekrar. Hayırlısı olsun abi. Aynen. Dava üzerine da Galatasaray'ın da biliyorsun. Galatasaray Spor Kulübü'nün de Türkiye Futbol Federasyonu açtığı davalar var. Hep federasyon mu alacak? Biraz da biz alalım diyorlar galiba. Öyle bir düşünceleri var. Şimdi abi şöyle, Beşiktaş'la da ilgili bu şey de çok saçma. Bu yabancı kuralı çok saçma. Yani ya, bu da garip. Yani mesela Gezal çıktı maçta. Normalde çıkmazdı Gezal bence. Yani biz böyle ne yapacağız şimdi? Biz Gezal'la Batu Şah'ı falan beraber izleyemeyecek diyeceğiz. Böyle bir saçma bir şey olur mu abi? Bak, sen bunu söylerken Ramazan Bederbeler, o da iyi bir Beşiktaş'tı. Günaydın benim kral abim. Bu 8+3 çok saçma. 3 tane Türk oynadığı zaman ne oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu bunun açıklaması yapsın, yapamıyorsa istifa etsin. Ben futbol izlemek istiyorum abi. Çok sinirliyim abi. Bu 8+3 kuralına demiş. Dediğin çok doğru. Maalesef bazı futbolcuları Beşiktaş'ta yan yana izleyemeyeceksin bu kuraldan dolayı. Ya abi şimdi şöyle, yani bu mesela iyiyse çocuklar oynar abi. Mesela şeyde Muhammed var sana başlar. Çocuk ya belli yani, oynayacak o çocuk. Yani bu 11 tane yabancının içinden sivrilebilir yani o adam. Hı hı. Yani Gökhan Gönül yıllarca oynadı sağ bekte. Bir dünya adam geldi gitti. Her takımda oynadı ya. İyi topçu her zaman oynar abi. Yani hangi adam kesebilir Emre Belezoğlu'nu oynarken? Yani mümkün mü böyle bir şey? Ya bizim bilmiyorum bunun yani şey yapmaya çalışıyorlar. Adamlar da ne yapacağını şaşırdı aslında. Hadi günün sorusu. Yani, günün sorusu. Sahaya sürdüğün 3 Türk de sakatlandı.
ya o zaman devam edecek herhalde, başka bir şey yoksa ne yapacak ya, alacak Türk yoksa ya ne yapacağız bilmiyorum ya. Şey oluyor ya mesela, kırmızı gördü adam 10 tane kaldığı zaman, 10 kişi kaldın yani, şey oluyor mu mesela, 8'e 2 olabiliyor değil mi öyle? Tabii tabii, mecbursun. O da öyle bir saçmalık yok değil mi? Hani 7'ye 3 yok. Olmak zorunda yok, diye bir yok, şey yok. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Ya ya da şöyle yapın abi şu kuralı ya, öyle başlansın yani, sonradan öyle başlamak zorunlu olsun madem, hı-hı, maça. O zaman da gerçi bizimkiler de çakallığı yaparlar, hemen 1. dakikada değiştirirler oyuncuları, o da saçma sapan bir şey olur yani. Ya bilmiyorum abi, bana çok ya o kadar saçma ki yani, bu dünyada nasıl toplar o top oynuyor millet. Biz burada oynatmamak için uğraşıyoruz. Ben kafayı yiyeceğim yani. Hayır, ya. Hayır, bizim Türkiye Futbol Federasyonu oynatmamak için uğraşıyor. Abi inanılmaz ya, bir yani sürekli bir federasyon, bir yönetim sürekli saçmalayabilir mi abi, böyle bir şey nasıl olabilir ya? Bir ülkede sürekli bir kurum yani hiç mi olumlu bir şey yapmaz? Ya ben anlamıyorum yani, bu kadar yani bir zevkimiz var futbol. Tribünlere ben ilk maça gittim şeye, Beşiktaş'ın maçına. Hı hı. Çok çok güzeldi. Seyirci dediğiniz gibi az yani, gelmiyor insanlar. Aşılanma oranı da az zaten. Ya yani çocuklardan dolayı, şimdi çocuklar aşı olamadığından dolayı biliyorsun, çoğu insan ufak çocuklarını da götüren çok fazla oluyordu biliyorsun. Evet evet evet. Bir de korkuyorlar abi bir şey olur diye. Hı hı. Tribünde tabii. Yani ne olur ne olmaz diye. Ben gittim maça, zevkliydi. Aslında eskiye göre daha keyif aldım yani. Sonuçta şeydi böyle, scout gibi neredeyse elimize şey alıp kalem kağıt alıp böyle şey izleyecektik, maç izleyecektik. Güzeldi aslında ama yani tabii eski keyfi yok. Yani ona bakarsak çok eski. Yani keşke İnönü zamanı olsaydı diyorum ben yani. Peki. Oraya bakarsak. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür eder. Kendine çok çok iyi bak sevgili kardeşim. Mesaj okumaya devam edelim. Telefon almaya devam edelim. Barış Özgür, Aygün abimi yayınlar. Muhammed ve Arda bizim gelecekte umutla bakmamıza sebep oluyor. Bunun dışında ben Burak Kapacak'tan da çok ama çok umutluyum. Mesut Özil'in de SL bu sezon damgasını vuracaktır demiş Barış Özer kardeşimiz. Selami Akın. Selam Akın diyor ki, Arda Turan'ın yaptıklarını söylemem diyorsun, ne varsa anlatıyorsun. Zaten bunları bilmeyen yok ki sevgili Selam Akın. Şimdi bilmeyen yok yani. Yani bunu burada anlatmaya kalksak bu kadar büyütmeye gerek yok bence demiş. Arda Turan'ın paylaşımını bu kadar büyütmeye gerek yok demiş sevgili Selami Akın kardeşimiz. Ama geçmişteki yapılanları unutmuş çabuk Selami Akın kardeşimiz. Mehmet Tuğba Caneli 2205. Tarafsız ol demiş bana Arda konusunda herhalde. Peki kardeşim, ama bağlan, sen de görüşlerini çok net bir şekilde bize açıklayabilirsin. Mehmet Tuğba Caneli kardeşim 0212 363 04 34 numara telefonumuzun sana da açık olduğunu söyleyeyim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Erkan, ben İstanbul'dan, Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun Erkan Bey, hoş geldiniz. Ben şimdi şunu söyleyeceğim Aygün Bey. Bence burada bak, ben çok fanatik bir Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe'yi de gram sevmem, Galatasaray'ı da sevmem. Burada Fenerbahçe'ye acayip bir tuzak kurdular. O sahip pozisyonunu niye göstermiyor televizyon? Burada şimdi ilk baştan algıyı yaptılar. Sonradan en son o da Rıdvan Dilmen söylediği için fark ettik. Ben de Rıdvan Hoca'dan sonra fark ettim offside olduğunu. Ben hiçbir bu şeyi de şeyle görmedim. VAR çizgiyi bana offside çizgisini çiziyorlardı ya. Onu çizmediler. Hiçbir maçta çizmiyorlar artık. Şeylerini yapmıyorlar. Bu PPP, bu yayıncı kuruluş acayip insanlara tuzak kuruyorlar. Arda, sen futbol hayatı da artık bittin. Galatasaray taraftarına yalakalık için. Ama bununla da kalmayacak. Daha da rezil olacak. Hiç şey yok onun. O daha da rezil olacak. Sadece Kadra'yla gündeydi. Bu Emre'nin, Arda'nın böyle gruplar gitti. Emre'yi Fenerbahçeliler çok seviyor ama zararını hala çekiyorlar. Ali Koç, o siz bir soru sormuştunuz şeyde de. Emre'nin zararını hala çekiyor. Şeyde Ali Koç su kapalı söyledi ama Fenerbahçe böyle şeyini falan, ama Emre'nin yaptığı zararı Fenerbahçe 5 sene 10 sene çekecek. Anladım. Arda'nın Fener'e yaptığı. Bir de şeyi söyleyeceğim. Bu şeye gerçekten federasyon takımlara tuzak kurmasın. Gerçekten çok büyük şey yaptı. Yani orada böyle cimnastı ortaya. Gerçekten o gol. Anladım. Peki. Erkan Bey, çünkü ses gidip geliyor, tam anlayamıyorum. Bir yoldasınız tahmin ediyorum. Bazı cümlelerle bazı cümleler arasında bir kopukluk oluyor. Pardon, özür dilerim. Duyuyor musunuz şu anda beni? Duyuyor musunuz? Evet. Buyurun. Atlayın da ama birinci başı.
çok kötü bir yayın oldu galiba Erkan Bey düşün. Çünkü söylediği cümle şimdi başkaları tarafından yanlış anlaşılacak. Çünkü aralarda cümlelerde kopukluklar oldu. Sakın bizden kopmadı Erkan Bey. Siz kendiniz düştünüz. Biz yayını kesmedik. Ben elimden geldiğince de yayını uzatmaya çalıştım. Bilginiz olsun. Nihat Çetin'i okuyalım, sonra dinleyicimizi alalım. Günaydın Aygün Bey. Forvet, forvet, forvet. Yazık bu takım emeklerine. Arda olayıyla ilgili önce lafa bakarım, sonra adama bakarım diye kapatıyorum konuyu demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. TC Nihat Çetin. Günaydın. 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 Ali Selvi ben. Çayırova'dan. Ali Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şimdi buyurun, bakın takımlarımızı biz konuşuyoruz yalandan yere. Geçen sene Beşiktaş domine etti ligi. Ben Fenerbahçeliyim. İyi de oynadı adamlar. Günün sonunda Beşiktaş'tan hangi topçuya teklif geldi? Galatasaray kimi üretip satıyor? Fener kimi üretip satıyor? Hadi Fener gene birkaç tane satıyor araya. Sokuyor bir iki tane. Şimdi elindeki topçular da değerli. Ya Güney Kıbrıs geçmiş bizi ülke puanında. Evet. Biz neyi konuşuyoruz yalandan ya? Yalandan ya. Ya Galatasaray gidiyor. Koca Galatasaray bu adamlar UEFA almadı mı 20 küsür sene önce? Aldı. Takıldığı takıma bak. Kaleyi bulamadan rezil oluyor geliyor. Fener Helsinki'yi burada zor geçiyor. Hadi diyorum Fener yapılanıyor. 3-5 kere takım değiştirdi. Yani biz bu kavga etmeyi bırakalım. Şimdi yol yapanların asadığı adamlarla federasyon yürümez. Amcaoğlu, dayıoğlu, halıoğluyla hakemler yürümez. Onun bunun kankası, eniştesi, halasıyla şey yürümez. Bu tahkim kurulları şunlar bunlar. Bırakacaklar bu işi mesela. Şimdi geliyor aklıma yani. Saf ve sancaklığı verecekler. Al şuradan çomarları temizle. Adam gibi adamlarla futbol oynayalım diye. Bakın daha kötü olacak. Düşünün yani Türkiye Ligi'nin şampiyonuna transfer teklifi gelmiyor. Kalecisine bir tane teklif geldi. O da 3 lira 5 lira Fransa'dan ren verdi galiba. Onu da Sergen diyor versem kimi koyacağım yerine? Şampiyon takımın topçusu kaçıyor ya, böyle bir şey var mı? Abu Bakar kaçıyor. Abu Bakar paradan dolayı gitti. Kaçma değil de abi paradan yani, dolayı. Yani parayı buldu kaçıyor. Yani diyorum ki bizim ligimiz değerli olsa Abu Bakar'a kovsan gitmez. Doğru. Ya şu Falcao'lardı, şunlardı bu. Ya geçen sene kapıdan sokmadıkları Cagney, Galatasaray'ın Avrupa maçını seyrettim. Takımın en iyisi. Doğru. Cagney yani. Bu adamı kapıdan sokmuyorlardı. Yalan mı? Doğru, 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 doğru. Bizi senelerdir yediler. O bizim oğlumuz, bu bizim kızımız. Yok öyle bir şey kardeşim ya. Kaleye gidemiyoruz ya. Bu Galatasaray'ın başkanı, Beşiktaş'ın başkanı, Fener'in başkanı. Alacaklar yanına Trabzon'un başkanıyla da. Tamam sahada gene kavga etsinler. Ama otursunlar şu futbolun ortak menfaatlerini bu dört kulüp çözer. Gerisi Anadolu takımları da bunların ağzına bakacak. Ondan sonra da federasyon koşsun yol yapanlara sorsun ya bu işi nasıl yapacağız. Bunlar birleşti. Peki. Benim dediğim o yani. Çok teşekkürler Ali Bey. Kendine iyi bakın Ali Sevgi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Halil Demir abi selam abi. Batshuayi oyunu almak için Gezal'ın çıkıp Gökhan Töre'nin girmesinin gerekmesini görmek çok acı bir şey demiş Halil Demir. Katılıyorum sonuna kadar sevgili Ali kardeşimize. Yakup Demirtaş, Antalya'nın penaltısı diyen Beşiktaşlı kardeşlerim, Antep maçındaki Rıdvan eline çarpan topa da penaltı diyelim. Arkadaşlar bu yıl sistem değişti. Penaltı her ele topa çarpan top değil, olmuyor. Selamlar Yakup Demirtaş. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ankara'dan Hasan ben. Hasan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Buyurun. Az önceki arkadaşın söylediklerine ben de katılıyorum. Ali Selvi Bey'in diyorsunuz. Buyurun. Evet, evet. Ben de katılıyorum. Şimdi biz hani eleştiriyoruz ya, Galatasaray top oynamıyor, Fener top oynamıyor. Tabii ki oynamıyor. Avrupa'dan biz bir takım seyrediyoruz. Sonra dönüp bizim ligimize bakıyoruz. Ligimiz bizim tamamen kötü. Ya Burak, bizim çocuklar dediğimiz Burak, Yusuf, bunlar bizim ülkemizde top oynasalardı şu an futbol hayatları belki de bitme noktasındaydı. Ne kondisyon var, ne teknik var, ne teknik direktör var, ne UEFA var. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi statta kimse gelmiyor diyor. Biletler kaç para, onu da bir açıklarsanız lütfen. Ben çocuklarımla daha önce de bağlanmıştım. Yine anlatmıştım. Çocuklarımla maça gidebilmem için benim en az 300 lira, 400 lira, 500 lira para harcamam gerek. Peki nasıl gideyim? Nasıl gideyim? Yani bunu bana bir söyleyin. Doğru, şimdi kolay bir hafta gidiyorum. Şimdi ya ne olur çocuklarla gelen, ben istiyorum ki mahalleden 3-4 tane çocuğu alayım böyle yanıma. Statta küfür de biter. Emin olun çocuk sayısı statta artarsa ne küfür kalır, ne kavga kalır. Buna hiç kimse müsaade etmez oradaki. Ama biz çocuklarla nasıl gitmesinler diye ona uğraşıyoruz.
Ya ben şu Atalanta'nın maçını seyrettiğim zaman ya müthiş keyif alıyorum. Niye? Adamlar nasıl bir takım yapmışlar? Ya biz tamam Türk futbolcularıyla oynayalım istiyoruz ama ya Türk futbolcularımız da bir sene iyi ya da bir ay iyi, ondan sonra bir daha ne çalışma var, ne işine saygı var. Bu bütün takımlar için söylüyorum. Bütün takımlardakiler için söylüyorum. Hani onun takımı, bunun takımı, şunun takımı değil. Ülke olarak bizim silkelenmemiz gerekiyor. Yani bunu kim buluyor? Devlet mi buluyor? Yöneticiler mi buluyor? Buna bir çözüm bulmaları lazım. İnanın şu anki seyirciyi de arayacağız ileriki tarihlerde. Gidemiyor insanlar. Ekonomik gücümüz yok. Bilet fiyatları çok pahalı. İşte o %50'den dolayı da maalesef onlar da o zararı karşılama adına işte bilet fiyatlarını da iki katına çıkarttılar. Dediğiniz doğru tabii. Ama bu daha önce de öyleydi. Doğru. Daha önce de pahalıydı. Gerçekten söylüyorum. Birkaç sene sonra bu seyircileri de bulamayacaklar. Çünkü çocuklar gitmezse futbola ilgi azalıyor. Futbolu izleyecek. Ya şimdi sokakta bir gün çevirin. İnanın gidin sokak sohbetlerine gidin. Röportajlara gidin. Ya kaç tane eskiden biz çocukluğumuzda bütün takımların kadrosunu sayardık. Şimdi Allah'ınızı severseniz sokağa çıkın. Kaç tane çocuk hangi takımın kadrosunu biliyor? İlgi azalıyor. Spora ilgi bitiyor. Buna el atmaları lazım. Peki. Ülkemiz bitiyor artık. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor. Mesajlara bakalım. Kaan Bey demiş ki şunu bir hükümet reklama gidelim. Günaydın abi. Federasyon hakem işlerini düzeltmek istiyorsa öncelikle hakemlerini UEFA standartlarına getirecekler. Nasıl biz Avrupa maçlarında doğrandığımızda kimse sesini çıkaramıyorsa içeride de oynanan maçta hakem konuşmayı yasaklayacaklar. Hakeme güveni vereceksin. Hata yaptı cezayı gözünü kırpmadan keseceksin. Bu şekilde düzelir bu işler demiş Kaan Bey. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Fenerbahçe'den bir açıklama geldi biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu tazminat davası açılacağı yönünde 250 milyon TL'lik bir davanın açıldığı yönünde bir açıklama geldi. Son dakika gelişmesi olarak onu verdik. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben İstanbul'dan arıyorum. Adım Zafer. Buyurun Zafer Bey. Sabahtan beri dinliyorum. Herkes bağlanıyor, bir şeyler söylüyor. Zaten biz biliyorsunuz ülke olarak her şeyi en iyi bilen biziz. Her şeye konuşan biziz. Ama hiçbir şey yapmayan da biziz. Herkes konuşuyor. Statlara bu kadar seyirci oynuyor. Bilmem. Kusura bakmayın, ilk defa bağlandığım için heyecanlıyım. Birazcık. Buyurun, önemli değil. Buyurun. Şimdi az önce bir arkadaş bağlandı. Diyor ki gitsinler diyor yol yapanlara falan sorsunlar. Ne kadar ayıp bir şekilde yani. Yol yapanları bırakıp ben anlamadım yani, heykel yapanlara mı sorsunlar? Bu ne biçim bir usluptur? Bu ne biçim bir tarzdır? Yani böyle şeyler konuşmak, burada futbol konuşacaksak futbol konuşalım. Yani maalesef siz, maalesef bazen bu tip sıkıntılar oluyor. Canlı yayın olduğu için de bir şekilde müdahale etmeye çalışsak da ağızdan maalesef laflar çıkıyor. Buyurun. Yani şimdi Türk futbolu, ben kendimi bildim bileli 40 senedir, ben 40 yaşındayım. Türk futbolu 40 senedir bu şekilde yani. Onun amcası, bunun dayısı, bunun teyzesi, bunun yeğeni. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan memnun değilim. Nedenine gelince bu sistem Fenerbahçe'ye göre bir sistem değil. Yani bu futbolcularla değil. Hı hı. İki maçtır verilen pozisyonlar, dün adamların kaçırdıkları pozisyonlar, adamların her geldikleri pozisyon oluyor. Ben yanlış maç mı seyrediyorum? Yani herkes bağlanıp diyor ki Fenerbahçe önde baskı yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama yani verdiğimiz pozisyonlar da ortada yani. O sayı Samuel'le falan olacak bir sistem değil yani bu. Ferdi sol bek oynuyor. Yani bilmiyorum, ben yanlış maçı mı seyrediyorum? Pozisyon açısından doğru. Çok pozisyon verdi Fenerbahçe.
Yani dün verilen pozisyonlar, adamlar 30 saniye içinde 3 kere topa vurdular Aygün abi. Ben yanlış mı biliyorum? Doğru. Arka arka dönen toplar. Yani 3 kere 2 kere 3 kere vurdular. Dışarı çıktı, doğru. Hı-hı. Yani 2 kere 3'er kere topa vurdular. Ya bir kere Fenerbahçe'nin başkanı şapkasını önüne koysun artık. Bakın bu 4. senesi. Hoca gelmeden gitti, Kolkır'ı getirdi. Yanlış mıyım? Şimdi hoca istemiyor. Kolkır'ı da göndermeye çalışıyorlar yani, şu anda. Evet. Kolkır'ı göndermeye çalışıyorsun. Ondan sonra 4 senedir bir santrafor bulamadık. 4 senedir elimizde bir sol bek vardı. Türkiye'nin en iyi sol beki. Caner'i göndermeye çalışıyoruz. Ozan'ı bedavaya verdik. Ozan'ı bedavaya veriyorsun. Sosa'yla oynuyorsun. 36 yaşında Sosa'yla oynuyorsun. Zayt'la oynuyorsun. Geçen sene Fenerbahçe'nin en iyisi Ozan değil miydi? Ben yanlış maçlarımı seyrettim. Gol katkısı, asist katkısı. Yanlış mıyım Aygün Bey? Doğru. Geçen sene en iyilerinden bir tanesi Ozan'dı. En iyisi değil miydi yani? Şimdi evet. Şimdi bakıyorum herkes iyi yaptılar. Ozan'ı sattılar. Ya kardeşim yapmayın etmeyin. Bu adam Türkiye'nin en iyi 8 numarası ya. Ama tabii burada şunu söyleyeyim ben, sistemden dolayı, hocanın düşünmemesinden dolayı gönderildi. Yani sana sistemimde yer veremeyeceğim, oynatamayacağımdan dolayı ayrılma kararı aldı Ozan. Aygün abi, Ozan Zayt'tan ya da Sosa'dan daha mı kötü oynayacaktı bu sistemde? Ama ilk haftalara baktığın zaman Ozan'ın performansının çok iyi olmadığını görüyorsun. Miyada da inanılmaz bir yükseliş olduğunu görüyorsun. Bir çıkış var Miyada da. Peki Caner'in gönderilmesi sizce doğru mu? Üçlü sistemde ya tabii şimdi Türk futbolcunun değeri çok fazla. Bu yeni kurallardan dolayı. Elindeki çok fazla Türkiye'de böyle gönderilen yanlış. Ama sistemden kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani ben diyor seni bu sistem içerisinde oynatamayacağımdan dolayı kendine takım bul diyor. Aydın abi. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış mı? Kararını sezon sonundaki tablo gösterecek bize. Aygün abi, seneye şimdi yabancı kuralı iyice düşecek değil mi? Evet. Yerli. Şimdi senin elinde 7 artı 5'e düşecek. 7 artı 5. Senin elinde Türkiye'nin en iyi sol taraf şey var, oyuncusu var. Onu gönderiyorsun. Ozan'ı gönderiyorsun. Tamam gönder, benim bir lafım yok bari. Hak ettiği paraya gönder. Ozan yalnız 7,5 milyon euro gibi bir rakam gelecek Ozan'dan, öyle biliyorum. Geçen sene kaçtan bahsediyorlardı? Ama Aygün şimdi abi. Tamam da orada geçen sene birçok futbolcunun da rakamları çok yüksek bahsediliyordu. İşte mesela Uğurcan örneği Trabzon'dan hakikaten bence eder mi? Eder. Ama şu an gelen tekliflere baktığın zaman çok düşük görüyorsun. Şimdi abicim ben sana bir şey söylemek istiyorum. Son cümlelere reklama gitmem gerekiyor çünkü. Tamam. Fenerbahçe bu sistemde biraz zor başarılı olur. Pereira'yla da zaten geçmişte ne yaptığımız belli. Fenerbahçe tarihin en iyi kadrosundan bir tanesiyle neler yaptığımızı da gördük. İnşallah ben yanılırım. İnşallah Fenerbahçe başarılı olur. Ama çok zor. Bu kafayla çok zor abi. Çok teşekkürler Zafer kardeşim. Kendine evet. Çok iyi bak. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Jardel Bey, bütün Galatasaraylılar galiba şimdi şey yaptılar, sosyal medya hesaplarındaki resimlerini Galatasaray Spor Kulübü'nün isteği doğrultusunda tahmin ediyorum. Logolarını, Galatasaray logosunu koydular. Şu an çok fazla kişi de onları görüyorum. Jardel Bey bir mesaj atmış. Aygün abi öncelikle En Sakalı'ya geçmiş olsun. Arda Turan kendisinin de başına geldiği için böyle bir olay, bu tweet'i alıntılayıp beğendi. Kendi pozisyonunu eşdeğer tuttuğu için. Ayrıca hala TFF'den ve kulüplerden başkanın açıkladığı belgeler doğrusu bir ses yok demiş Jardel Bey. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. Merhabalar. Merhaba, iyi çalışmalar, iyi yayınlar. İzmir'den arıyorum. İsmim Yüksel. Buyurun Yüksel, hoş geldiniz. Çok pozitif bir yayıncılık yapıyorsunuz. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Sesiniz tatlı bir dille herkese nüfuz ediyor. ben size bir de bana gelen mesajları görseniz var ya, atılan mesajları vallahi görseniz. Hakikaten iyi bir Galatasaraylıyım, iyi bir izleyicim, iyi bir taraftarım. Neler geliyor var lan? Sizin pozitif sesiniz inanın bana şey veriyor, ruh veriyor. Ama onlara ruh vermemiş demek ya. Neler atıyorlar Yüksel Bey var ya. Okusam yemin ediyorum var ya, Rütük ceza keser.
Abi ben sizden bir şey rica ediyorum. Buyurun, buyurun Yüksel Bey. Size şunu soracağım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yabancı sınırlamasının yanlış amacının ne olduğunu kimse anlamadı biliyorsunuz. Ki. Ben bilmiyorum, anlamadım. Yok, milli takımı Türk futbolcularının yetiştirilmesi. Ne alaka? Diye söyleniyor. Öyle mi sizce? Vallahi öyle deniliyor. Öyle söyleniliyor. Ben başka bir şey diye duymuyorum. Nihat Özdemir'in de açıklamasında bu var. Milli takıma futbolcu kazandırmak. Başka herhangi peki bir şey seni değil. Peki 7+5 olacağına emin misiniz? Ben sanmıyorum. Onu tekrar yabancı sınırlamasını serbest bırakacaklarına inanıyorum. İşte böyle bir şey olabilir mi? Yani ya her kulüp plan program yapıyor, ondan sonra 2 gün sonra o kuralı değiştiriyorsun. Yani Aygün abi, A planı olmayan bir federasyonla yaşıyoruz. Bırakın B planı nereden bulsun? Yani. İnanın A planı yok bu işe federasyonun. Yani 3 büyük takım federasyonla mahkemelik. Bir Beşiktaş değil, o da yakında yani o da çıkan mahkemeye gider yani. Tabii canım, kulüpler mahkemelik, sıkıntılar yaşıyorlar. Herkes sıkıntılı Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Diyorsun ki yerli futbolcu oynatacaksın diyorsun. Yanlış anlamayın, ne olursun yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin şu an oynattığı kaç tane yerli futbolcu var? Milli takıma destek eğer gidecekse Mesut Özil'i Türk olarak mı saymamız lazım? Ferdi'yi Türk olarak mı saymamız lazım? Ferdi'yi Türk olarak sayıyoruz ama Ferdi milli takımı seçmesinden dolayı. Mesut da Mavi Kart projesi denen bir proje var. O dönemde çıkaran bir şey. Doğum bu tarafta olduğundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünü oynuyor. Ama yani bilmiyorum, bunu ben Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Ferdi şunu söyleyeyim. Ferdi eğer yarın öbürsü gün A milli takımı değil Hollanda'yı seçerse o zaman yabancı statüsünü oynayacak. İnşallah seçmez, Türk milli takımı seçer. Çünkü ben Ferdi'yi beğeniyorum. Mayası var, futbola ayağı hoş, top oynuyor. Hı hı. Fenerbahçe'nin Ferrara'nın iki tane genç çocuk Arda'yla Muhammed'i çıkartması. Yani bir de ilk 11 çıkartması, keşke çıkartmasaydı ikinci yarı soksaydı diye düşünüyordum. Ama gene iyi mücadele ettim Muhammed, fena değildi yani. Çok çok güzel, çok güzel. Hmm. Abi gerçekten güzel. Yani ona güvendiğinin sinyalini verdi. Bir de zaten o taktiksel bir şeydi. Helsinki maçı var işte, Mesut'un Mihan'ın dinlendirilmesi anlamında yapılan bir karardı. Evet abi. Peki. Çok teşekkürler Yüksel Bey. Hayırlı olsun, hoşça kalın abi. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, şimdilik telefonu kapatalım. Neden öyle kapatalım diyorum. Programımızın ikinci bölümüne geçelim. Artık yavaş yavaş bağlantılarımıza geçelim. Çünkü 11:05 geçiyor. Yaklaşık bir saatten fazla süredir sizlerin görüşlerinize bol bol yer vermeye çalıştık. Gelen mesajları okumaya çalıştık. Ha, içinde çok farklı mesajlar da vardı. Onları tabii ki üsluplarından dolayı, onu da söyleyeyim, hakaretlerinden dolayı ayrı tutmak zorunda kaldım. Yusuf Bey demiş ki, abi merak ettiğim konu, neden kimse Arda Güler'i konuşmuyor? Hakikaten o pozisyonda mesela çok güzel, Mihai'ye çok güzel pas attı. İlk goldeki payı bence çok iyiydi. Çok mantıklı bir vücut çalımı yaparak topu Mihazaysa bırakması önemliydi demiş Yusuf Bey. Katılıyorum. Çok güzel bir hareket yaptı. Orada herkes faul falan zannetti ama çok nefis bir şekilde Mihai'ye topu bıraktı. Mihai da zaten boş anlamında önünde çok rahat bir şekilde güzel bir vuruşla da takımı öne geçirdi. Aygün abi, Caner asıl dörtlü sistemde sırıtıyor. Defansı kötü. Zaten üçlü stoper oynuyoruz. Ferdi o pozisyonda kaç kere adam kovalayıp atak kesmiş. Caner de yapamazdı. Sonuçta üç stoper var. En azından orta yapan bir futbolcumuz olurdu. Tisserant orada kesiyor abi demiş. Fatih kardeşimiz böyle bir mesaj atmış. Araya mı gidiyoruz? Kısa bir aramız varmış. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Mehmet Tehçi demiş ki, abi yayınlar. Hocanın Samatta'ya verdiği şansı keşke Melih Bostan'a verseydi. Bir tane daha genç oyuncu kazandırma şansı olurdu. Fenerbahçe'nin TFF açtığı tazminat davası az bence en az 100 milyon euro olmalıydı demiş Mehmet Tehçi.
250 milyon TL'lik bir dava açmış ama tabii bunların devamı gelir mi gelmez mi? Çünkü hukuksal anlamda Fenerbahçe Hukukçular Derneği'nin çok yoğun çalışmaları var bu anlamda. Detaylı, çok geniş kapsamlı davalar açılacağını zaten Sayın Başkan Ali Koç defalarca söylemişti. Biz tekrar isterseniz gene mesajlarımıza dönelim. Çünkü çok fazla mesaj var. Okumadığım zaman da abi niye okumuyorsun? Bir şey mi oldu aramızda? Niye beni sevmiyorsun gibi ilginç mesajlar da geliyor. Batu 1926. Abi selamlar, yayınlar. Avrupa'da bir evin babası hafta sonu eğlencesi olarak çoluğunu çocuğunu eşini alıp hafta sonu eğleniyor. Spor Avrupa eğlence sektörü, NBA de öyle mesela. Bizde ise evin babası eşini çocuğunu alıp alsa beli kırılır, bir daha doğrultamaz. Ülke olarak kabul edelim. Yani şey, mali anlamda diyor. O parayı ödediği zaman ay sonu zor çıkar anlamda söylemiş. Ülkedeki statlar 50 bin kişilik demiş Batu kardeşimiz. Burak kapacak, formayı kapacak abicim demiş. Bir de çok eleştiriliyorsun. Bu sene sebebi nedir abi demiş. Ha, Fatih Uğuk kardeşimiz transfer anlamında söylüyorsa tahmin ediyorum. Eleştiri anlamı sosyal medya eleştirisi mi yoksa farklı bir eleştiri mi? Sosyal medyada biraz sadece ben değil, genel anlamda bütün gazeteci arkadaşlarımız yapmış olduğumuz haberlerden dolayı eleştiri alıyoruz. Almaya da devam ediyoruz. 27 Muç 52 G. Selam Aygün abi, bu sezon sence Vakayeme'nin en iyi sezonu olabilir mi demiş. Olabilir. Katılıyorum. Ömer Kayaalp. Abi arkadaş, Ozan Tufan geçen sene şu kadar para dedi, biz yeni sezona girdik. Bence Ozan gayet güzel paraya satıldı. Ben de öyle söylüyorum. 7,5 milyon euro iyi bir rakam bence. Bir de özellikle sezona kötü başladı. Milli takım performansı, yani Euro 2020'ye baktığın zaman performansın da iyi olmadığını görüyorsun. Bence de iyi bir rakama gitti. Bence başarılı bir satış. Ama tabii zamanında düşünülen rakamlar, o zaman Sayın Başkan Ali Koç'un kafasında 13-15 milyon eurolar vardı Ozan'ın çok iyi döneminde. Ama daha sonra maalesef futboldaki yaşamış olduğu dalgalanma, yani futbol anlamında dalgalanma, özel hayat anlamında söylemiyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir işi var. Çok güzel bir hayat kurdu Ozan kardeşimiz. Şimdi yeni yolda da yurt dışında da güzel atacağı gollerle, performansıyla ülkemizi gururlandıracak. Evet. Şu anda saatlerimiz 11-13'ü gösteriyor. Programın ikinci bölümünde bağlantı bölümümüz, biliyorsunuz. Şu anda da hattımızda TGRT Haber TV Spor Müdürü Yardımcısı Hakan Dede var. Sevgili Hakan Dede, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Aygün abi, iyi haftalar. Tüm dinleyenlerimize ve size yayınlar. Yorgun gibi görüyorum seni, sesin. Vallahi biraz yorgunluk var tabii. Hayırdır? Olsun? Aygün abi, şimdi Avrupa Şampiyonası, ardından olimpiyatlar, ardından transfer, lig başladı. Finan böyle, dün tabii nöbetçiydi, Fenerbahçe maçı vardı. Bir de senin programlar da var TGRT'de, sen de çok iyi de haberler organize ediyorsun. Yayınlarda da güzel gidiyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla lig güzel başladı ama. Diyorsun. Evet. Hakem açısından mı, futbol açısından mı, tribün açısından mı? Yok, tribün açısından demiyorum. Tabii tribünler biraz boş kaldı. Bunu niye boş kalıyor bu? Onun sebebi neydi? Mesela %50 kapasite olmasına rağmen insanlar acaba bilet mi alamıyorlar? Bu? Şimdi ben mesela Fenerbahçe'nin biletlerini çok pahalı buluyorum. Onunla birlikte tabii 12 yaş altına biliyorsun tribün yasağı geldi. Aşıyla ilgili bir kriterler var. Özellikle Fenerbahçe maçında dikkat ettiğim, benim yurt dışından gelenlerin büyük sıkıntı yaşıyorlar. Büyük sıkıntı yaşadığını gördüm. Federasyonun buna çözüm bulması lazım. Ahmet Selimkul gibi... Hakan, Ahmet Selimkul o gün bir açıklama yaptı. Ben biraz şaşırdım. Yurt dışında olmuş olan aşı burada geçmiyor diye bir şey söyledi Ahmet Selimkul. A Spor'daki Ahmet Selimkul. Yani evet. Yurt dışından gelenler niye peki? Aynı aşı, BioNTech. Yani o konu hakkında benim bir bilgim yok ama bir sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle gurbetçiler. Mesela Fenerbahçe maçı için gelmiş Hollanda'dan. Hı hı. Fakat içeri giremiyor. Bir baba çocuğuyla gelmiş. İlk Fenerbahçe maçı. Karardan haberi yok. Dışarıda kalmış. Evet. Bunu geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta da yaşadı seyirciler, taraftarlar.
Yani bununla ilgili bence bir hem yumuşama hem de federasyonun geniş anlamda bir açıklama yapması lazım. Çünkü insanlarımız bilmiyor. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'yi ben baz alırsam eğer Fenerbahçe'nin mesela biletleri de pahalı Aygün abi yani. Ya demin bir dinleyicimiz onu bağlandı. Hatta birkaç mesaj da geldi. Yani ben gidersem nasıl gideceğim? Çoluğumu çocuğumu alıyorum. Dedin doğru yani 100 küsür lira açık tribün bileti. 3 kişi gitsen 300 lira. Yol 100, evet. 400. Hadi orada bir şey yesen 500. Belki evet. 600. Büyük rakam. Yani zaten bu insanların maaşı ne kadar değil mi Türkiye'de yani? Biraz da tabii insanları tribünlerden soğutmamak lazım Aygün abi. Yani özellikle bu pandemi sürecinde zaten tribünler boş kaldı. İnsanların biraz daha şevkle maça gelmesi lazım. Yani mesela ben Fenerbahçe hazırlık maçında Olimpiyat'ta yani daha az bir rakam bekliyordum. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk taraftarıyla buluşma maçıydı. Fakat Fenerbahçe yönetimi biraz pahalı tuttu biletleri. O yüzden de tribünler boş kaldı. Fiyatlar biraz yüksek. Belki bununla ilgili bir çözüm üretirler. Ya burada tabii kulüpler hep pandemi diyor da taraftarlar da o pandemi yaşadı. Tabii canım yani. Sadece kulüpler yaşamadı. Şimdi kulüp diyor ki ben mali anlamda tamam pandemi sürecinde bir sürü işsiz kalan insan oldu. Öyle tabii canım yani. Bir sürü kişi işine gidemedi. Maaşlarında çok büyük kayıplar yaşadılar. Yani doğru. o anlamda sadece kulüpler kendilerine bakmayacak. Kulüpleri ayak tutan taraftardır. Taraftarına sen destek olacaksın. Yani sen pandemide etkilendin ama taraftar da etkilendi. Taraftar da etkilendi. Üstelik bu dönem çok kritik bir dönem. Yani taraftar uzun süredir tribünde değil. Buna alışmaması lazım taraftarın. Yani tekrar tribünleri doldurması lazım. O yüzden tribünler boş kalmasın diye bence hem federasyon hem kulüpler... Böyle bir kampanya mı yapmasın diyorsun? Bak güzel aslında söyledin. Kulüpler, tribünler boş kalmasın diye böyle bir kampanya yapabilir. Hakan bir şey sana soracağım sevgili kardeşim. Evet. %50 kapasite diyorsun. Pandemi kuralları diyorsun. Şimdi statlarda demin bir güvenlikçi arkadaş mesaj atmış bana. Abi ben statta güvenlikçiyim diyor. Maske taktıramadık kimseye diyor. Takmıyor insanlar diyor. Maske yok. Mesafe yok. O zaman niye %100 açmıyorsun? Şimdi bizde bir rahatlama oldu ama ülke genelinde. Ben şimdi İstanbul'da bir toplu taşımayla genelde gidip geliyorum. Bir rahatlama oldu insanlarda. Yani tamam otobüste o da tepkiden çekindiği için insanlar takanlar var. Sıcaklar da var şimdi. Bir gevşeme oldu. Allah sonumuzu hayır etsin ama bence ben tribünlerin %50 kapasite değil %100 açılmasından yanayım. Tabii belirli kurallar çerçevesinde. Şimdi şeyi de söylemek lazım ama şimdi %50 boş kalıyorsa %100 de boş kalabilir. O yüzden hani federasyonun bu çocuk konusu var çok kötü. Yani mesela benim oğlum da 6 yaşında maça gitmek istiyor ama fakat gidemiyor. Şimdi bir de bilet fiyatlarının yüksekliği. Bunları çözerse dediğimiz gibi %100'ünü de açtım. Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Yani Fenerbahçe'yi oyun olarak tabii eksikleri var ama geçtiğimiz sezonlara diyorum bakın sezonlara oranla Vitor Pereira bir disiplin, istek, arzu, heyecan getirdi. Bu net bir şey. Oyuncu değişiklikleriyle 2 haftadır maçları Fenerbahçe'ye getiriyor 3 puanı. Ben 2 maçta da Vitor Hoca'nın hanesine yazıyorum. Bu arada tabii kulübede yaptığı hareketleri görüyorsun değil mi? Geçtiğimiz golden sonraki sevinci değil mi? Evet, hem golden önceki sevinç golden sonraki sevinç hem öncesinde yaptığı hareketler yaşıyor heyecanla, mimikleri, jestleri, oyuncularına habire kenardan direktiflerde bulunuyor, hiç oturmuyor, hakemle konuşuyor filan. Kulübeler arasında bazen gerilim oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Ya biz geçtiğimiz sene niye eleştiriyorduk? Erol Bulut'un donukluğunu eleştiriyorduk. Hı hı hı. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Hatta seninle bir yayınımızda dedik ki ya bak tepki gösterdi işte elindeki peçişeyi sıktı dedik. Doğru. Yani şimdi Fenerbahçe bize kimi örnek verdik? Biz hep Sergen Yalçın'ı örnek verdik. Sergen Yalçın kulüp etkisiyle geçtiğimiz sezonu şampiyon yaptı. Yani 13 kişi onunla oynadı ya Sergen Yalçın. Aslında... Ama o hırsı, isteği, kulübedeki o hareketleri takıma özveri getirdi. Ya dedi ki hocam kendini orada parçalıyor ben de biraz oynayayım dedi Beşiktaş. Yayıncı kuruluşun yerinde olsam sevgili Hakan dede Pereira'nın da Vitor Pereira'nın da koşu mesafelerini çıkartırım aslında.
Goviç savunması bir defa attık mı? Gördün değil mi? Alışkınız 2016'dan biliyorsun bunları. Alışkın. Bir 20-30 metre koştu galiba değil mi? Bayağı koştu çünkü. Bayağı koştu evet. Yani köşeye kadar geldi. Ve şimdi adam yaşıyor. Şimdi oyuncu değişikliklerine baktığın zaman bak önce şeyi söyleyelim. Aygün abi şeyi konuşalım. Yani Mesut Özil'i çıkartıp dün ben ona yazdım biliyor musun? Mesut Özil akşam oynamayacak dedim. Bana tepki aldım ama evet. Doğru bir karar. Evet. Şimdi Helsinki maçında ben çok ihtimal vermem yani. Birçok hoca Mesut'u çıkarmaz ya, dünya starı, bu adamı çıkartırsam beni asarlar. İşte basın hedefi olurum filan. Taraftar. Abi cesarete bak sevgili Hakan, Mesut oynatmıyorsun. Muhammed'i koyuyorsun oraya. Hayır, Muhammed'le evet. Muhammed'le başlıyorsun ilk 11'de. Hayır, ben Helsinki maçından sonra Helsinki maçı içiyorsun. Helsinki maçının ardından Antalya Spor maçına evet. Muhammed'le başlıyorsun. Dünya starı Mesut Özil'e kesik atıyorsun. Bak Aygün abi forma adaleti olan bir adam. Vitor Pereira. Fampolisi dedi aynısını yaptı. Formayı dedi. Fernando hak ediyor dedi. Fernando'yu 11 başlattı. Biliyorsun. Evet. Esas mesele bundan çıktı. Fampolisi ile. Forma adaleti olan bir insan. Oyuncu değişikliklerine baktığın zaman oyuncularını motive etmesi. Şimdi tam zamanda oyuncu değişikliğini yaptı biliyor musun? Tam zamanda yani. 4 oyuncu değiştirdi. 2'si gol attı. 2'si asist yaptı. Evet. Ve çıkan oyuncular da kötü oynamıyordu aslında. Bakma yani Sosa biraz tutuktu. Samat da elinden geleni yaptı. Çıkanlardan Samuel elinden geleni yaptı. Muhammed çok iyiydi. Ferdi elinden geleni yaptı. Bak yeni transfer ama duvar oldu. O defans var ya, üçlü defans. Minji kim? Minji'yi nasıl buldun? Kimi nasıl buldun Hakan? Tisserand. Bu üçü bir vücut oldular. Yek vücut. Tek vücut oldular. Yani müthiş bir savunma duvarı var orada. Minji Kim ben izlememiştim. İlk defa izledim. Daha önceden tanımıyordum. Sadece onun hakkında bana gelen güzel, olumlu mesajlar vardı ve videolarını seyretmiştim. Ama canlı seyrettiğimde pozisyon alması, önde müdahalesi, oyuna dahil olması, arkadaşlarını rahatlatması, şimdi orta göbekte bir defa oyun kurucu savunmacı olarak görev aldı. Yani Zalai'yi yönlendirdi, işte Tizerant'ı yönlendirdi. Bir de Tizerant'a ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani üçlü savunmada adam kendini buldu ya. Yani Wolfsburg'da da zaten üçlü savunmada oynuyordu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bir de o Lemos el bombasıyla biliyorsun bayağı hata yaptılar. Yani o Lemos'la Tisserand'ı da aşağıya çekti Lemos, ama mesela bu üçlü savunmayla işte Zalai ve Kim'le birlikte Tisserand'da kendini buldu. Zayt'sa bir şey söylemek istiyorum. Yani futbolcunun içinde olacak ya, bu adamın içinde var yani, anlatabiliyor muyum? Ben gitmek istemiyorum dedi adam, İtalya Serie A'daki teklifleri reddetti ya, kalmak istiyorum ben dedi Fenerbahçe'de. İşte şuna gelmek istiyorum. Ozan gitti. Ozan isteksizdi. Eli belinde. Ozan'ın gönderilmesi hata mı sence? Onu da konuşan var. Hayır. Üçüz olmadı zaten. Ozan ya Ozan çok karakterli bir çocuk. İyi bir çocuk. İyi bir Fenerbahçeli. Şimdi Ozan'ı asla kötü söz söyletmem. Ama şöyle bir durum var. Ozan bu sistemde yapamayacağını anladı. Artı Ozan isteksizdi. Ozan devre arasından bir İngiltere'ye gitmek istiyordu. İngiltere'den teklifler vardı zaten. Hı-hı. Ozan eli belinde, hocası kilo ver diyor, vermiyor. Avrupa Şampiyonası'ndan o kadar idman yemesine rağmen kilolu döndü. Mental ve fiziksel anlamda yorgun. Şimdi böyle olunca Vitor Pereira da onunla çalışmak istemediğini söyledi. Aynı şekilde Caner'le. Caner de çok iyi bir Fenerbahçeli, iyi bir çocuk. Geçtiğimiz sezon canıyla başıyla uğraştı Fenerbahçe'ye bir katkı vermek için. Ama hocanın bir şeyi var. Hoca ruh istiyor. Zaten Pereira'yı getirmesinin sebebi de Ali Koç Bey'in bu ruh, hırs, kulübe etkisi. Bunu oyuncularda da görmek istediğini zaten efsane Can Bartın'ın heykele çalışında da zaten bizatihi söyledi biliyorsunuz. Artık Samandıra'da ruh istiyorum dedi. Formanın hakkını verecekler dedi. Doğru. Can Bartın'a leftere yakışır oynayacaklar dedi. Şimdi bakıyorsun Zayt Serie A'yı reddediyor.
Fenerbahçe'de kalmak istiyorum diyor. İşte Gustavo, Katar'dan gelen çok iyi paralar teklif edildi. Fransa Ligi'nden, Katar'dan özellikle, Körfez ülkelerinden iyi teklifler vardı. Ben kalmak istiyorum dedi. Bu ne demek oluyor? Fenerbahçe'de isteyen, Fenerbahçe'de oynamak isteyen oyuncularla Vitor Pereira yola devam ediyor ve kazanıyor. Bak 16 yaşında çocuk diyorsun. Ya çocuk diyorum ben. 16 yaşında çocuk. Nasıl canla başla mücadele ediyor görüyor musun Aygün abi? Mücadele dediğin doğru. Ama işte bu mücadele geçtiğimiz sezon Sivas maçında olsaydı. Bak son maçta şey bıraktı, Sosa bıraktı Friki'yi şeye. Evet. Ya o... ya ben ona pek takılmadım. Yani şimdi bir takımın bir düzeni, bir disiplini var. Tamam, genç futbolcu mutlu olacak diye de yani şimdi takımın düzenini bozamazsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bir sistemi var, bir disiplini var. O daha çok Friki kullanacak. Arda'nın yolu açık olsun. Gurur duyuyorum Arda'yla. Muhammed de öyle. Aynı şekilde geçtiğimiz sezonda biliyorsun Beşiktaş Rıdvan'ı, Ersin'i kazandı. Yani ben dedi Sergen Yalçın gençlerle yoluma devam edeceğim dedi. Bir de genç futbolcular takıma ruh da getiriyorlar. Yani takımı da heyecanlandırıyorlar. Birliktelik geliyor. Şimdi Fenerbahçe abilikten bir şey kazanmadı. Bari kardeşlikten kazansın diye düşünüyorum ben. Peki bugün baktığımız zaman hafta sonu tabii Beşiktaş'ın da bir maçını değerlendirelim istersen. Evet. Bir de bugün hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un maçları var. Neler söylersin? Evet. Şimdi ben Beşiktaş'ı oyun olarak düştüğünü düşünüyorum. Mesela Rize maçında kazanırken bunu da söylemiştim. %40 kapasiteyle falan vardı Beşiktaş, ama Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi transferler yaptı. Sezon onlar için daha başlamadı gibi gözüküyor. Ama tabii İlerleyen haftalarda Beşiktaş oyun anlamında toparlayacaktır. Bu arada tabii Gaziantep'te tabii sıcak bir hava vardı. Gaziantep'te iyi bir takım. Şunu da söylemek istiyorum. Penaltı itirazları var. Bence Beşiktaş haklı o konuda. Ama mesela dün Antalya maçındaki penaltı görüyorsundur. Yani o teknik direktör Ersun Yanal'ın suratından penaltı olmadığı çok belli. Beşiktaş'ın baktı zaten orada şeyde baktı. Yedek kulübesinde şeylere baktı pozisyonlara. Tabii şeyden iPad'ten izledi. Elindeki iPad'ten izledi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş'ın hep söylüyoruz bir stoper eksiği var. Ona da iyi bir stoper getirip transferi bitirecek. Yanılmıyorsam Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için uğraşıyor. Yani Beşiktaş'ın işte Alex Teixeira da Antep maçında biraz da beklentilerin altında kaldı. Ama çok iyi bir takım Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde de ben başarılı olmasını istiyorum bir Türk spor adamı olarak. Çünkü Avrupa'da biliyorsun artık Güney Kıbrıs'ın bile altındayız. Maalesef ya. Sivas'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un Roma'ya yenemesini istiyorum falan. Trabzon bu arada çok iyi bir takım kurdu Aygün abi. İlk Malatya maçında çok beğendim Trabzonspor'u. Ardından da Roma'nın özellikle ilk yarısı harika top oynadı Trabzonspor. Roma ile başa baş oynadı yani. Şimdi bugünkü maç içinde tabii favori kesinlikle biliyorsun Trabzonspor. Sivas da kötü başladı. Bir de yorgunluk da var. Hafta içinde yorgunluk da var iki takımda, ama benim favorim Trabzonspor. Yani Trabzonspor çok iyi bir takım. Çok iyi bir takım kurdular. Şampiyonluğun direkt adaylarındandır bence Trabzonspor. Tabii dört ülkenin hepsi aday da kadro anlamında, oyun anlamında ben beğendiğimi söylüyorum Trabzonspor'u. Hatay'ı çok yordu. Gitti geldi. Sonunda gitmiş galiba Eller abiye. Hayırlı olsun. Yani gitti de diyemiyorum, biliyorsun sen onu. Bir anda gittim diyor, ondan sonra bir 10 dakika sonra buradayım diyor. Şimdi vallahi vedalaşıyorlardı işte menajerleri falan, hikayelerde gördüm. Çünkü menajerini değiştirmiş tahmin ediyorum. Evet. Şimdi Galatasaray eksikler var. Bir de Galatasaray'da o problemler bitmedi bir türlü. Yani hep bir şey çıkıyor. Tam bu Fatih Hoca toparlamaya çalışıyor. Muayene motivasyonunu yapıyor. Şimdi özel bilgiler de giriyor. Bu arada en son da itirazlar. Evet, itirazlar. 11'de bekliyorum ben. Van Hanold iyi transfer. Boy iyi transfer. Ama
şimdi Burak Başkan Burak Elmas Bey'e şuradan sesleniyorum. Yani sen diyorsun ki Feguli ve işte şeyden Falcao'dan kendilerine takım olmalarını istedik. Taraftarlar bir eleştiriyor, ya bu takım bu adamla mı başlayacağız? Bir tane golcü alamadık diyorsun. Ama ikisi de 11'de. Hoca oynatıyor yani. Bence fazla yorum yapmamak lazım bu konularda. Doğru. Yani Feguli'de son iki maçın en iyisi. Yalan mı Aygün abi? Yani adamı diyorsun sen kendisinden takım bulmasını istedim. Bir ara işte maaşını indir gönderelim falan filan yapılan Feguli şu an takımın en iyisi. Evet. Jagne takımın en iyilerinden bir tanesi. Şimdi Galatasaray iyi transferler yaptı. Dediğim gibi Falcao gideceği belli. Galatasaray Falcao'yu göndermek istiyor. Ama gidiyoruz Falcao demiş ama tatile gittiler biliyorsun değil mi? Biliyorum. Eşiyle beraber bir paylaşım yaptı. Gidiyoruz diye herkes gideceğini zannetti ama bu tatile gitti eşiyle. Tatile gitti ama evet. O gideceği. Yani yönetimle memnun değil ondan. Şimdi bir umursamaz tavırlarda. Parasını alıyor yatıyor. Herkes gıcık oluyor. Şimdi ben futbolcu mesela Skildao olsam ben dedim ki adam olmak ne güzel parayı alıyor yatıyor. Huzur bozarsın kardeşim. Banana orada yırtınıyor. Baba türbünde oturuyor. Yani şimdi bu tabii ya bu transfer nasıl yapıldı, nasıl edildi biz hepimiz biliyoruz da. Yani söyleyemiyoruz. Bu akıl kârı işi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Sakatlıklar, şunlar, bunlar ama baba birinde alıyor maaşı. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bu kadar umursamaz tavırlar. Diyor ki göndersinler nasıl olsa tazminatımı alırım. Ben Falcao'yum, Güney Amerika'da bir takıma giderim. En kötü diyor Katar'a giderim. Hiç sıkıntı değil benim için diyor. Öbür tarafta takımda kalmak için yırtınan işte Cagna var filan, genç Kerem var. Bu arada tabii Marko Kerem çok konuşuldu bu hafta biliyorsun. Arda için bir şey söyleyecek misin paylaşımıyla ilgili? O ya ben güldüm geçtim yani neden yani neden yaparsın ki öyle bir gülücük? Hani ben kötü anlamadım sonradan böyle tepkiler filan olunca dedim yani hani herhalde Fenerbahçe'nin pozisyonuna biliyor değil mi? Hani Zalar'ın herhalde. Ya yani bence gereksiz olmuş. Arda bence kimi takımıyla ilgilense daha iyi olur. O da sakat. Onun da takımın ona ihtiyacı var. Bir an önce inşallah sakatlığı geçer. Ben gereksiz buldum Arda'nın yaptığı hareketi. Ama dediğim gibi bu Kerem marka olayını Fatih Terim'den başkası çözemez. Olay daha da büyürdü. Şimdi öyle bir de ayarlandı ki şimdi marka sözde cezalı değil mi? PFDK da ceza verdi. Hı hı. Bakalım ceza bitince ne olacak? Yani 8 maçlık cezası bitince Fatih Hoca 11'e olacak mı? Merak konusu devre arasında. Ya da daha mı erken affedecekler? Antrenmanlara takımlar çıkacak. Biraz daha mı hazırlanacak? O da var yani. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Çok samimi konuşuyorum. Kerem iyi bir futbolcu ama 25 yaşında sol ayaklı böyle bir stoper bulamazdı Galatasaray. Yani o, Fatih Hoca haklı. Onu da kazanmak lazım. Yaptığı çok büyük bir ayıp. Çok büyük bir Avrupa maçına gol attıktan sonra böyle yapmış olduğu sevinç de biraz hoş karşılanmadı. Evet. Haklısınız. Ama şöyle bir durum da var. Yani ben Kerim Hoca'ya, Fatih Hoca'ya da hak veriyorum. Yani şimdi Kerim tamam diyor ki Kerem'i kaybetmeyelim ama diyor öbür tarafta da diyor Marka'yı da diyor kaybetmek istemiyorum diyor. Ya yani şimdi ben ilk başta dedim ki bu adamı hemen gönderin. Kalmasın Türkiye'de. Şudur budur falan. Şimdi mantıkla oturup düşündüğün zaman ya bu adam 25 yaşında. İtalya Serie A'da piyasası olan. Şimdi Galatasaray bu adamı bugün almak istese, onun ayarında bir adam almak istese 15-16 milyon euro verecek bir defa yine. Doğru. Yani bu işi hoca çok akıllıca çözmeye de çalışıyor diye düşünüyorum ama dediğim gibi bakalım ne olacak. Yani PFDK'nın herhalde 8 maç ceza bitince hoca onu konuşacak mı onları? O da merak konuşuyor. Peki. Sevgili Hakan Dede çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Ben de çok zevk aldım. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı işler diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, attığımızda TGRT Haber TV Spor Müdür Yardımcısı Hakan Dede vardı. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Oğuzhan Gündoğan.
Abi 3-4-2-1 harika bir sistem. Doğru oyuncularla oynandığında hem ofansif anlamda üretken hem defansif açıdan az pozisyon veriyor. Mevcut kadromuzda sadece kanat bekleri ve santrofor eksik. Transferler tamamlanınca harika bir sezon geçireceğimize inanıyorum demiş Oğuzhan Gündoğan. Evet, bugün yayın içerisinde de söylemiştik. Fenerbahçe'den bir son dakika gelişmesi geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon liralık bir tazminat davası açtığını Fenerbahçe Spor Kulübü açıkladı. Şu an attığımızda da Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Hocam TFF'ye dava açan açana. Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü. Ne oluyor bu TFF'nin durumu? Oradan başlayalım isterseniz. Ya tabii şimdi bunlar bir baskı oluşturuyor. En azından bir psikolojik baskı oluşturuyor. Ha, bu uygulamada pratikleri olur. Bence bir şey olmaz. Yani Futbol Federasyonu'nun 250 milyon lira parası var böyle verebilecek. Ya da bunun bir, böyle bir şey çıkmaz ama ne oluyor? Federasyonun üzerinde, kurulların üzerinde ikinci haftası bir baskı oluşturuyor. Şimdi psikolojik olarak da yani hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bu şekilde dava açması bence federasyonu ciddi şekilde rahatsız ve huzursuz edecektir. Ama uygulamaya geldiğin zaman yani diyelim ki Futbol Federasyonu yönetim kurulu karar aldı. Dese ki ya bu tazminatı daha doğrusu mahkemede netkilerse bunu nereden 250 milyon lira çıkartıp vereceksin? Yani bu yani zaten bunun mahkemesi sürer 3-5 sene sürer yani bu iş. Kolay değil. Yani kolay bir şey değil. Federasyon diyecek ya o dönem geçmiş federasyonlar zaman aşımı şu bu bir sürü yani hukuki bir konu. Ben hukukçu değiliz. Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama yani bu işin esas maksadı şudur. Henüz ligin ikinci haftası daha tamamlanmamış. Böyle iki tane büyük kulübün peş peşe dava açması federasyon ve kurullar üzerinde çok ciddi bir manevi baskı, bir yani güven bunalımını getirecektir. Zaten bir güven bunalımı var federasyon ve kurullarına karşı. Bunu biraz daha artıracaktır. İlerleyen haftalarda bence daha da bu iş eğer hakem hatalar artarsa. Ha, şimdi bir de bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Malum bu 1 Eylül'de 6 Eylül arasında 3 tane milli maç oynayacağız. Tamam mı? Şimdi bu 3 milli maçın biri Cebeli Tarık, biri Karadağ, biri de Hollanda. Şimdi sen bu 3 maçta 9 para cebine koyarsın. Birçok şeyi dağıtırsın bulutları. Tamam mı? Ama düşün ki Allah korusun bu milli maçlardan da çok kötü neticeler alınmış. İşte bu davalar, bu güvensizlik, bu de bunlara böyle hakem hataları gelirse yarın derbiler başlayacak işte zorlaya. O zaman federasyon işi daha da zorlaşır. Bakalım yani Türkiye'de bence bir yapılmaması yani hiç keyif alınmayacak bir iş desen nedir bana? Ben federasyon başkanıyım, Merkez Hakem Kurulu başkanı derim. Çünkü hiç kimseye memnun olma imkan ve ihtimali yok. Sıfır yani. Çünkü bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Yani dün akşamki pozisyon, Talay'ın pozisyonu penaltı değil mi? Ne oluyor? Fenerbahçe'nin karşısındaki cephe tamamen bir blok oluyor. Diyor ki bu pozisyon %100 penaltı. Şimdi bu akşam Galatasaray maçında olsa bu sırada Galatasaray'ın karşısındaki cephe. Yani veyahut da insanlar reyting ve tiraj işte sosyal medyada popülerite kazanmak için bir takım inanmadığı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla yani Türkiye'de hakikaten federasyon başkanlığı, Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapılacak iş değil yani. Hocam o pozisyona gelmişken hem sizin görüşünüzü almak istiyorum hem de şunu sormak istiyorum. Aslında bu tartışmaya gerek kalmadan topa vurulduğu an bir offside çizgisi çizilseydi zaten pozisyonun offside olduğunu görmüş olacaktık. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi bak sevgili Aygün. Bir kere pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Neden yok? Onu da açıkla. Ben de biliyorum ama hala bu kuralı bilmeyen. Çünkü siz bunu defalarca söylediniz burada. Evet, açıkladınız siz. Bir kere çok yakın bir mesafeden geliyor. Bir ikincisi kol doğal korumunda. Yani hiçbir şekilde topa mani olmak için Macar oyuncunun bir şeyi yok. Yani bir gayreti yok. Çok yakın mesafeden ve buna hakem eğitimde de beklenmedik top deniyor. Yani o kısa mesafeden. Yani o anda o oyuncunun o kolunu kaçırabilecek yani oradan kurtarabilecek hiçbir yapabileceği hiçbir şey yok yani. Yani o kolu saklayacak hiçbir şey yok. Kısa bir mesafeden yakın mesafeden kolda doğal korumunda. Dolayısıyla onun penaltıyla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Yani Türkiye Süper Ligi'nde ve 1. Lig'de 47-48 tane hakem düdük çalıyor. Bu 48 hakemin de 48'i de hatta vardı da var 7 hakem 55 hakemin 55'i de ona penaltı vermez. Tamam mı? Bak 55-54 değil 55-55 diyorum. Böyle bu kadar garanti veriyorum. Ama Türkiye'de bir tane yorumcu var. İşte dün akşam nasıl olduysa evet belki diyor ki bu diyor net penaltı diyor. Evet. Bana anlatmayın diyor.
Yani bu arkadaş son 38 yılda bir tane hakem semineri görmemiştir, bir tane hakem eğitimi görmemiştir, bir tane hakem kitabının defterini şöyle kapağını kaldırmamıştır. Ama işte yani neyse, o kadar söyleyeyim, daha fazla Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi demin çok enteresan bir şey söylediniz. Burada siz daha önceki yayınlarda da söylediniz. Artık yeni dönemde biraz daha farklı olacağı yönünde. Mesela diyelim ki yakın pozisyon eline çarptı. Fakat gidişatı engelledi. Çok kritik bir hamle olduğu zaman. O zaman ne çalınacak? Yani eğer elinin isteyerek ve bilerek bir oynaması söz konusuysa, yani işte kaleye giden bir toptur, zaten kaleye giden bir toptur da ayrıca da kartla çıkması lazım. O zaman penaltı olur. Penaltı olur değil mi? Ama çünkü bunu yani, bir daha söyleyelim yani, çünkü... Çok uzaktan bir geliyordur top. Yani adam çok rahatlıkla elini kaçırabilir. Kaçırmıyor, elini bekletiyor. Veya topun önüne düşmesini sağlıyor. Veya topun ne bileyim ya yani, bu o zaman penaltı olur. Ama yani orada Saray'ın, Atilla Saray'ın hiç topla oynamak, topa mani olmuş bir niyeti yok. Yakın kısa mesafeden, kolda doğal formunda, tamam mı? Kol mesela, geçen sene şöyle bir uygulama geldi. Omuz ve omuzun yukarısındaysa hani net penaltı çünkü. Ama bu da bir omuz omuzun yukarıda olması riski tamamen doğal formunda. Yani hiçbir şekilde, yani ben şunu diyorum, 55 tane Süper Lig, birincilik ve VAR'da görev yapan hakemin 55'i de buna penaltı çalmaz. Bak 54 demiyorum, 55'i de buna penaltı çalmaz. Ama işte bazıları Türkiye'de böyle yani bir farklı düşünmüş olduğunu göstermek için herhalde böyle bir uygulama yapıyor. Hocam tabii bir öbür konuya birazdan geçeceğim de genel anlamda tabii bugün iki maç daha var. Hem Galatasaray hem de Trabzonspor maçı var ama genel anda bu haftaki performans ve geçen haftaki performanslara baktığımız zaman hakemlere 10 üzerinden mesela kaç puan verirsin? Bu akşamki iki maçı saymıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi mesela geçen hafta Adana Demir Fenerbahçe maçında Ali Şanslıhan iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş Rize maçında Zorbay Küçük yani sınıfı geçer bir pozisyon gösterdi, performans gösterdi. İşte Giresun Galatasaray maçından başka şeyler tabii önüne çıktı ama orada belki hakemin ufak tefek hatalar oldu ama orada VAR kurtardı hakemi. Yani kırmızı kartlarda ama o maçta skora tesir eden bir hata olmadı. Yani Galatasaray veya Giresun Spor orada maçın yani skoru itibariyle hakeme pek olumsuz bir şey yansımaz. Ama mesela dün Göztepe Malatya maçında bir penaltı çaldı. VAR iptal ettirdi penaltıyı. Öyle bir hakem hatası gördük. Gaziantep Beşiktaş maçındaki pozisyon için ne diyorsunuz? Şimdi Gaziantep Beşiktaş maçındaki hangi pozisyonu bu yani, penaltı pozisyonu Kenan'a yapılan aynen. Cilibaji'nin yaptığı o penaltı yani o müdahale penaltı pozisyonu orada VAR karışmazdı. Niye karışmazdı? İşte Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Böyle şeylere karışmıyorlar yani. Ama oradaki o pozisyon net bir penaltı. Yani %100 penaltı diyorsunuz. Çok rahat söyleyebiliriz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi asıl soru şu hocam. Galatasaray Spor Kulübü ve başkan yardımcısı hem başkan Burak Elmas hem de başkan yardımcısı Rezan Epözdemir bazı açıklamalar yaptılar. Hatta Burak Elmas, Sayın Başkan Burak Elmas, Galatasaray tehdit edilmeye çalışılıyor dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Oğulcan Çağlayan konusu. Çok farklı ilişkiler var. Bir bunu soracağım. İkinci sorum da eğer müsaade ederseniz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının bir kulübe şirketinin bir kulübe sponsor olmasını nasıl yorumlarsınız? Bir de onu sormak istiyorum. Buyurun. Yani şimdi ikinci sorudan başlayalım. Yani bunlar tabii etik olarak çok doğru şeyler değil. Ama onların bir kısmında henüz ispatlanmış şeyler değil. Yani iddia safhasındalar. Doğru, yani iddia safhasında. Doğru. Safhasındalar yani çünkü ben bazı şeyler duydum. Onlarla birbirine tam örtüşmeyen konular da var. Ama yani Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yapması lazım. Böyle bir durum neden oldu? Yani şimdi şöyle bir de tersten düşünmek lazım. Yani diyelim ki Rize Spor Futbol Federasyonu Başkanı'na sponsorluk yapsa bir işinden dolayı o farklı bir şey olur. Tamam mı? Ama yani Futbol Federasyonu'nun Rize Spor'a yani başkanının Rize Spor'a sponsor yapması, yani ikisini ben birbirinden ayrı ediyorum yani. Burada taraflar önemli. İki taraf. Ama yani doğrusu bence hiç bu tip şeylere girmemek lazım. İşte spekülasyon konusu oluyor. Zaten insanlar böyle bir şey arıyor. Herkes öküzün altında buzu arıyor. Bunlara gerek yok. Ama tabii önemli bir müteahhit. Türkiye'nin dünyanın sayılı müteahhitlerinden. Muhtemelen Rize'de yaptığı bir takım inşaat veya bir takım projeler var. O projeleri yaparken o şehrin de ben takımına destek olayım. İşte takımına... Çünkü bizim ülkemizde şöyledir. Yani bugün hangi şehre gidersen git
Oradaki bir yabancı firma veya oranın yerli firması ciddi bir para kazanıyor, bir yatırım yapıyorsa o şehrin futbol kulübü mutlaka ondan bir destek ister ve alır da yani. Bu çok nettir yani. Benim memleketim Erzincan. Erzincan'da bir altın madeni var. Ilıç ilçesinde altın madeni çıkıyor. İşte son 3-4 yıldır Erzincan Spor'a sponsorluk yapıyor. Tamam mı? Bizim Anadolu'da, Türkiye'de bu böyle bir teamüldür, gelenektir. Yani o şehirde eğer bir büyük yatırım yapan bir firma varsa oranın futbol kulübüne mutlaka bir reklam, sponsorluk yapıyordur. Bu böyle bir şey. Ama tabii bir tarafta federasyon başkanı, bir tarafta bir kulüp olunca bu biraz daha özen göstermeli. İnsanlardan böyle bir tepki olacağını düşünerek olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki bu Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili ne diyeceksiniz? Ne olacak bu konunun sonu? Ya bu iş çok inada bindi. Yani inatlaştılar. Artık bence çözülemez bir noktaya geldi. Yazık yani böyle bir futbolcu şu anda, hele ki şu anda biliyorsun yerli futbolcu çok kıymetli. Yani doğru. Şu anda yerli futbolcuları böyle pamukların arasında korumak lazım. Yani hakikaten ben düşünüyorum yakın tarihte desem ki ya futbola bir kötülük yapalım. Nasıl bir şey düşünelim. Yani üniversiteler bunu çalışsalardı bundan daha büyük bir fikir bulamazdı yani. Bu hakikaten 3+8 futbola, Türkiye'deki futbola bundan daha fazla zarar verebilecek bir şey düşünemiyorum. Ya şimdi Gezzal gibi bir oyuncun var. Bu futbolcu sen transfer edebilmek için, alabilmek için 2 ay mücadele sarf etmişsin. Getiriyorsun. Antep'te maç 0-0 maçı kazanmak istiyorsun, maçı koparmak istiyorsun. Çaren yok, Gezzal oyundan arıyorsun. Şimdi yani bu sıkıntı hakikaten bu bizim teknik direktörler maç içinde ya 3 tane Türk'ün sahada olması. Bu yani akıl alacak gibi bir şeydir. Yani 2 tane Türk'ün sakatlansa, 2 tane Türk o gece otelde işte soğuk algınlığı oldu, ishal oldu, bir şey oldu. Yani 2 tane Türk'ün oynayacak, 2 tane Türk oldu ya. Bir ne olacak peki o zaman hakikaten hocam? Ne olacak? Yani bu hakikaten işin içinde, yani ben sezon içinde bazı takımların 8 kişi, 9 kişi öyle oyunu devam edebileceğini rastlayacağız. Yani çok... 3 futbolcu, 3 yerli futbolcunun bir anda sahada sakatlandı. Ne yani olacak? Sakatlandı doğru. Yani hasta doğru. Gittin şimdi Antep'e. İşte ne bileyim klima çarpar. Bir şey olur. Sabahleyin 40 derece ateş kalkarsın abi. Ne olacak şimdi sen? Şey, yani bu hakikaten. Ben düşünüyorum. Yani deseler ki ya bir çalışma yapalım. Laboratuvar ortamında. Yani ne yapabiliriz? Bu Türk futboluna, teknik direktörlere nasıl bir sıkıntı, nasıl bir yol çıkarabiliriz? Abi bu yapılabilir. Yani bu önümüzdeki sene 4 olacak. Öyle biliyorum ben. Yani 4 artık olacak. Yani 4 mü? Bu sene 8+6 seneye 7+5 mi? Yok, sağdaki 4 olacak seneye. Ha sağ 7+4 çok özür dilerim. 7+4 olacak. Doğru doğru çok özür dilerim. Yani yanlış bilmiyorsam seneye öyle olacak. Doğru biliyorsunuz 7+4. Doğru. Şöyle olur. Bu mesela normalde gelişmiş ülkelerde tamam mı? Buna bir 3-4 yıllık bir dilim yayılır, bir çalışma yapılır. Kulüpler bu sürede transferini ona göre. Sen şimdi bu kulüpler harlandı yabancı futbolcu transfer ettiler. Hala da yapıyorlar. Hala da yaptılar. Yapacaklar da yani. İşte Şampiyonlar Ligi vardı, UEFA Avrupa Ligi var, o var bu var diyor. Yabancı futbolcuya yatırım yapıyor. Yani Galatasaray işte 2 tane yabancı aldı. Birine 6 milyon euro, birine 7 milyon euro para veriyorsun. Evet. İşte Fenerbahçe Samatta'ya 5-6 milyon euro yatırım yaptı. Doğru. Yani şimdi bu paraları diyorsun. Şimdi diyorsun ki sen sahada 3 tane Türk'ün olacak. Şimdi bu kulüpler böyle bir şey hani 4 sene önceden hazırlıklı olsalardı ben o zaman anlardım. Derdim ki ya bu kulüpler ona göre bir planlama yaptılar. Ona göre bir yapılanma var. Bu olur. Ama bu bir anda çıkınca veya neyse geçen sene belki sinyalleri vardı ama şimdi hakikaten çok zor bir iş yani kendimi Sergen Yalçın'ın yerine koyuyorum. Fenerbahçe bir çözüm buldu yani bu genç çocuklar var iki tane falan böyle bir çözüm buldu. Fenerbahçe iyi kötü orayı bir şey yaptı işte zaten elde Türk oyuncular var Nazım Sangare, Mesut Özil, Ferdi var, Serdar Aziz var yani. Fenerbahçe biraz daha bu konuda şeyle daha avantajlı gözüküyor ama yani işte bugün Trabzonspor yine bir iki tane yabancı daha aldı. Yine Trabzonspor abi iyi kötü altyapıdan oradan buradan belki genç oyuncu kullan ama yani teknik direktörün elini kolunu bağlıyorsun ve nasıl elini kolunu bağlıyorsun? Adamın yedek kulübesinde oyuncusu var, tribünde oyuncusu var, yani hazır oyuncusu var ama sen oyuncuyu sahada kullanamıyorsun. Ya bu ekonomik olarak da kulüplere büyük bir yük ve külfettir. Yani bu işten nasıl işinden çıkılır? Nasıl bir formül bulunur? Yani düşün ki ya bak şunu söyleyeyim. Beşiktaş yeni bir santrafor getirdi ya yabancı. Hı hı. Şey, o çocukla Batshuayi. O çocukla Gezzal'ı biz aynı anda sahada çok zor göreceğiz yani. Göremeyeceğiz. Yani ne yapacaksın şimdi bilmiyorum. Kaleci de yani Türk tamam.
İşte orada Rıdvan varsa Rıdvan var diyelim ki. Salih Uçan var, Kenan Karaman var. Yani diyelim ki Kenan sakat, Kenan'ı kullanmak istemiyorum. Bu adam ciddi bir yatırım yaptı. Bu adamın kadar ne çekti? E şimdi Gezdan, yani mesela geçen sene Gezdan Abubakar veya ondan önceki işte Sosa, diyelim ki Gomez değil mi? Yani biz doğru. İşte Talişka önündeki santrafor. Doğru. Yani gör. Ama şimdi biz Gezdan'la santrafor bir arada görebilme, seyredebilme imkanını çok zor yakalayacağız yani. Şimdi bu hakikaten teknik direktörler için çok ciddi bir mesele. Önden de büyük bir problem. Ben düşünüyorum, anlamıyorum yani bu karar alırken ya bu teknik direktörler, kulüpler bunu bir düşünelim. Bu sahada üç Türk olmasının nasıl teknik adamların önünü tıkayacağını, nasıl hareketlerin sahasına... O zaman burada şu var hocam ya, Kulüpler Birliği'nin ağırlığı yok. Federasyon istediği kararı alıyor. Ya şimdi bu şöyle uzaktan, yani buna ilk birisine söyledi zaman ya ne güzel bak yerli oyuncuyu teşvik ediyor. Üç tane yerli oyuncu kullanacak falan. Yani insanlara böyle ilkin bir şey geliyor. Belki ya ben bu Kulüpler Birliği'ne şu tane düşme kaldırıldı. Kulüpler Birliği'ndeki hiçbir kimse düşme kalkınca bu maç sayısının 3'te 1 oranında işte 350'den 550'ye çıkacağını fark etmediler. Sonra hocam anladım. Siz burada söylediniz. Bunlar paraları da etkilenecek dediniz. Paralar yani, şuraya bölünecek dediniz. Paralar bölündü yani. Hepsi söylendi. 20 bir takıma çıktığı zaman bu ligin 42 hafta oynanacağını Kulüpler Birliği fark etmediler. Hiç tur çekildikten sonra anladılar 42 hafta oynanacağını. Ligin bu 42 hafta bu sefer nasıl bitecek dediler. Yani. Şimdi burada yani 3+8 belki bazılarına cazip geldi. Yani diyecek ya 3+8 iyi bak sağda işte Türk işte bilgisayar. Belki o an için ama şimdi tatbikata gelince işte 2 haftada görüyoruz yani teknik adamların durumunu görüyorsun yani. En başta şu anda ben Beşiktaş bu konuda çok ciddi bir sıkıntı içinde. Onun için nereden geldik Aygün buraya? Oğuzhan'dan geldi. Oğuzhan'dan geldi. Oğuzhan gibi futbolcu var, tamam mı? Şimdi bunu kullanamayacak. Yani burada futbolcuya da yazık. Rize Spor'a da yazık, Galatasaray'a da yazık. Yani burada hakikaten yani Sayın Rize Spor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray Başkanı Burak Elmas. Bunlar ikisi de çok taze başkanlar. Henüz birkaç aylık başkan. Yani bence bir çözüm bulup burada çözmeler lazım. Yani bu kimseye bir şey kazandırmıyor. Yani buradan kim ne kazanıyor? Herkes kaybediyor burada. Yani doğru. Futbol kaybediyor, spor da kaybediyor, Galatasaray da kaybediyor. Doğru. Onun için yani bir çözüm yoluna gidilmeli, gitmeli. Yani bazen insanlar birisi size bir istemeyerek, işte bu çocuk muhtemelen işte bir şeye geldi yani gaflette bulundu, o imzaları attı, bilemedi, avukatı veya menajeriyle ilgili tam bir doğru bilgiye veya da hesap edemedi yani bu noktaya geleceğini kimse hesap edemedi ama bunun bu şeyden önce Beşiktaş'ın transfer bitti, ondan önce bu çocuğun lisansı çıkıp oynasa daha iyi olur, yoksa yazık yani, ben de herkes kaybetti, burada kazanan yok yani. Peki. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal vardı. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.